Bu Almanya var ya bu Almanya. Bunlar nazizm. Bunlar marksizm. Bunlar budizm. Bunlar deizm. Bunlar faşizm. Bunlar karnizm. Bunlar seksizm. Bunlar ateizm. Bunlar Taoizm, bunlar fetişizm, bunlar komünizm, bunlar leninizm, bunlar fideizm, bunlar cecilizm, bunlar kaderizm, bunlar nihilizm, bunlar şintoizm, bunlar pasifizm, bunlar feminizm, bunlar semitizm, bunlar siyonizm, bunlar elitizm, bunlar darwinizm, bunlar aktivizm, bunlar raşitizm. Bunlar veganizm, bunlar politizm, bunlar hedonizm, bunlar hinduizm, bunlar cainizm, bunlar panteizm, bunlar bolşevizm, bunlar şovenizm, bunlar optimizm, bunlar pezimizm, bunlar despotizm, bunlar romantizm, bunlar hümanizm, bunlar popülizm, bunlar kapitalizm, bunlar globalizm. Bunlar sovyetizim, bunlar feodalizm, bunlar militarizm, bunlar politeizm, bunlar pragmatizm, bunlar liberalizm. E eee... Kanada Sen kimsin ya? Japonya Sen kimsin ya? Brezilya Sen kimsin ya? Polonya Sen kimsin ya? Fransa Sen kimsin ya? Belçika Sen kimsin ya? Hollanda Sen kimsin ya? İtalya Sen kimsin ya? Namibya Sen kimsin ya? Andorra Sen kimsin ya? Danimarka Sen kimsin ya? Letonya Sen kimsin ya? Estonya Sen kimsin ya? İrlanda Sen kimsin ya? Nijerya Sen kimsin ya? Uganda Sen kimsin ya? Ya, Rusya, ya, Romanya, ya, Meksika, Türkiye. Bolivya, Grikya, Budanya, Kumanya, Komedya, Lavinya, Kilikya, Kolonya Ütopya, Çiçekya, Botswana. Sen Aynen. Ya. Kim bu ya? Sen, sen ya. Sen ya! Bunlar Taoizm. Bunlar fetişizm. Bunlar komünizm. Bunlar leninizm. Bunlar fideizm. Bunlar Cecilizm Bunlar kaderizm. Bunlar nihilizm. Bunlar şintoizm. Bunlar pasifizm. Bunlar feminizm. Bunlar semitizm. Bunlar siyonizm. Bunlar elitizm. Bunlar Darwinizm Bunlar aktivizm. Bunlar raşitizm. Bunlar veganizm, bunlar politizm, bunlar hedonizm, bunlar hinduizm, bunlar cainizm, bunlar panteizm, bunlar bolşevizm, bunlar şovenizm, bunlar optimizm, bunlar pezimizm, bunlar despotizm, bunlar romantizm, bunlar hümanizm, bunlar popülizm, bunlar liberalizm. Olmuyor ya nasıl yapacağız Evet şimdi geldi ses Merhaba arkadaşlar Keyifler nasıl nasılsınız Bugün Geçen sefer gelemeyen Yayına katılamayan Alper Çağlar'la Birlikteyiz Whatsapp'tan desktop'tan whatsapp Kuramamıştım geçen sefer Baya baya windows'u falan update'lemem Gerekti Şimdi onları uğraştık, yaptık ve Alper Çağlar aramızda. Merhaba abi. Merhabalar. Gür sesinle yine karşımızda. Gür abi. sesimizle buradayız arkadaşlar. Özgür bırakacağız. Sağolsun Efe de çok yakışıklı Eyvallah. 2012'den fotoğrafımı koymuş. Eyvallah. Abi. 12 sene önce mega yakışıklı iken ah be. Şimdi de iyi misin abi? Şu an nasılsın? İyiyiz ya yani sağda solda birazcık griler var ama... Çok da çaktırılmıyor. Olsun dayanıyor. Olsun, abi. olsun abi. Hücrelerim dayanıyor. Bembeyaz olmamaya. Burhi'de benden daha fazla var yani. Evet. Burhi combo attı zaten ya. Şimdi normalde evet, benim arkadaşlarım yani. sadece böyle bir bir tane çocuğu olan direkt saçları ağrıyor. Burhi'nin hem çocuğu var hem davalara koşuyor. Hem benim davaya hem Cahriye'nin davaya falan derken. Bir de Urfa, ki... Adana geziyor Anadolu'yu. Bambaşka maceralarda o ya. Evet evet. Saçlarını biraz tekrardan siyahlatsın ya geçsin biraz da. Evet o Cüneyt Arkın gür ama bembeyaz saça doğru ilerliyor. Reed Richards. Evet. Ben şeyin e, Murat Arkın'ın fotoğrafını gördüm senin şeyin altında yani. e, sinemalarda ne kadar benziyor o fotoğrafı yani o fotoğrafı aşırı benziyor. Ya be, çok şimdi şöyle annesi e, Betül abla Betül Hanım çok hı hı. E, şey böyle hani o da. Ee, ...mavi gözlü. O da sarışın. Hmm. Ama birazcık daha Cüneyt Arkın'ın... ...kemik yapısından farklı. Bir açıdan böyle... ...bir tık daha Cüneyt Arkın'dan... ...sivri suratlı ama böyle... Iz ...izometrik bir açıdan Murat Arkın'ı çekince... ...birebir Cüneyt Arkın. Yaş e, 40 yani. E, açısına bağlı. Gönül isterdi ki o da dövüş filmleri falan çeksin. Ya var ya... ...deli yani deli. O mesela... ...sporu hayatında... ...hiç aksattığını görmediğim... Hı hı. E, ...tek adam. Yani ben... Benim bile dönemlerim vardı. Haftada altı gün giderdim falan. Herif kendi e, aile evinde Londra'da e, arkaya böyle body weight jimi yaptı. Anladın mı? Hani güneş e, tepedeyken işte bar fix çekmek, şunu bunu yapmak, triceps hareketleri falan. İnanılmaz bir adam ya. Murat e, özel bir adamdır benim için. Yok şeyi soruyorum. Karate, dövüş sporları falan filan var mı abi? Yani bizim bizim verdiğimiz tactical eğitim dışında Hı -hı. daha serisinde, börü serisinde Hı -hı birebir stage fighting çekimlerinde birazcık dövüşmüş gördü de yok. Hı hı. Martial arts hı hı. yok. Uz uzmanlaştığını zannetmiyorum. Cüney Fahrettin Bey de yani Cüneyt Arkın da ama şeydi. O e, hakiki karate şeyiydi. Yani karate biliyordu. Tabii tabii. Hani ne kuşak olduğunu bilmiyorum ama hı hı. E, o hakiki biliyordu yani. O direkt Hakkı Koşar'ın öğrencisi. Cüneyt Arkın. Ha. Yani kendisi dojo falan açsa herhalde e, orası yıkılırdı diye tahmin ediyorum. Yani Cüneyt Arkın dojo falan o bizim hayalimizde olan bir şeydi. Biz ilk okuldaydık abi. <laughs> evet ya. Öyle şeyler umurunda değil onun. Çok ilginç. Mesela e, mesela merchandising de ama tabii onun tabii, döneminde tabii. çok yoktu. Adam 70 yaşına geldikten sonra merchandising bir şey oldu da. Düşünsene hani Cüneyt Arkın'ın suratının tabii. E, bir tişörtü. Mesela bunu hakkını alma şeyi var. Anladın mı? Hı hı. Ben hatta böyle bir aralar şey düşünüyorum. Cüneytizm diye bir tişört yapmayı düşünüyordum böyle. İşte kadın omuzlarından sallayıp kendine aşık eden. <laughs> Ama yani hani rahmetlinin yanına gidip de hadi merch yapalım Fahrettin Reis diyemedim yani. Bizim de ben Aikido hocasına soruyordum. O Hakkı Koşer'in e öğrencisiydi çünkü. Şeyle çalıştınız mı dedim. Cüneyt Arkın'la çalıştınız mı dedim. Bir sürü isim saydı. Cüneyt Arkın da saydı. Onlarla hep çalışmışlar. Çünkü karate de yapıyordu eskiden. O da öldü maalesef. Birer birer dostlar masadan ayrılıyor. Ya Fahrettin Bey yani Cüneyt Arkın inanılmaz bir adamdı. Yani çok inanılmaz bir adamdı. Ben sana şöyle diyeyim. Çok ünlü vardır. Tamam mesela Kadri İnanır vardır. işte X vardır, Y vardır. Hani tamam film çok klasikleşmiş filmlerde yer almıştır. İlginç kariyeri olmuştur, maceraları olmuştur klasik Yeşilçam'da. Ama Cüneyt Arkın hakikaten yürüyen bir e, sinema e, kütüphanesiydi. Mesela işte ilk tanıştık böyle Panzehir'de şartı da şeydi hani gençliğimi Murat oynarsa hani oğlu oynarsa bir tek oynarım. Tek şartı o finansal bir şartı yok yani. Ondan sonra bana Sen Peckinpah ile nasıl tanıştığını anlatıyor. Alen Delon'la taşşak geçişini anlatıyor. Ya yani şey böyle her yani o Hollywood'un da prime dönemi bir nevi e, 60 e, 90 arası ya hani böyle starların ve klasik Hollywood'un olduğu. Avrupa'da da New Wave'in denk geldiği dönem o. Yeşilçam'ın da e, çok yükseldiği dönem o. E, 70'lerin e, o 10 senesi ve belki birazcık 80'lere burnunu uzatıyor. O inanılmaz bir adam yani. O şey e, muhabbet etmek lazım. Çok da komik bir adamdı yani. Bir ara böyle şey birkaç tane asistanın parasını ödüyordum. Mecburen yani bunlar çok otoritesi düşük asistanlardı sette. Hani havale mavale uğraşmadan kendi elden harcamışlar işte eşya taşımışlar takside bilmem ne falan. Böyle elden para veriyorum bir zarfta. Böyle sette çekim yapıyoruz. Fahrettin Reis şey diyor. Ooo yönetmeniniz zarfta nakit veriyor. Demek çok parası var diye dalga geçiyordu. <laughs> Uğraşıyordu benimle. Benimle troll ediyordu. Vallahi şanslısın ya. Benim hayallerimden biriydi yani hayattayken görmek. Ya çok ilginç bir adamdı. Yani üstün bilgisi çok üstün. Oyuncular genelde çaktırma. Pot kırmak istemiyorum. Tabii bizim de arkadaşlarımız var ama e, e, sinemanın akademik unsurlarıyla alakalı cahildir. Cahil ötesi cahildir. Yani anladın mı? Hı hı. Said Nursi'nin radyonun içinde melekler var dediği gibi aynı miktarda oyuncular kamera hareketinin ne işe yaradığını, lenslerin ne yaptığını bilmez. Asla da bilme merakı duymaz %90'ı. E, dolayısıyla hani bu kadar oyunculukla meşhur olmuş bir efsane olmuş Türkiye'deki muhtemelen gelmiş geçmiş en ünlü oyuncudur e, Cüneyt Arkın. Hatta en ünlü isim ilk üçe girer. Yani Mustafa Kemal Atatürk, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal hani böyle gene ya da belki Barış Manço da oraya girer bilmiyorum. Her şeyi biliyordu. Her lensin ne yaptığını, spherical lensleri biliyor. Cook'un ilk lenslerinden bahsediyor böyle. Cook İngiltere'de bir lens firması. Hı, -hı. Küre, küresel, küreye çok yakın lensler yapmakla ünlüler Cook böyle. Optics. Evet, Cooke Optics. Böyle şımarık bir e, marka yani. Kuk'un e, çok pahalı, aşırı pahalı olmasının sebebi o. Işığı, e, e, işte çok böyle özgün bir görüntüsü var Kuk lenslerinin. Onları biliyor falan. Yani benim, beni Dumur'a uğratmıştı. Her şeyi bildiğimi zannediyordum. Hani oyuncularla <laughs> alakalı. Dedim, yahu hani... ...global yönetmenler kadar e, film grameri bilgisi olan bir oyuncuydu. Zaten yaptı. Filmleri de var işte. Vatandaş Rıza'yı çekiyor. Ondan sonra e, Öğretmen Kemal'i Fahrettin Bey mi çekti bilmiyorum ama hani... ...orada gerçekten dekupaj yapıp film gramerini lense kameraya aldığı filmler var uğraştığı. O yüzden bir, büyük adam yani. Benim bir Öğretmen Kemal fan teorim var abi. Büyük ihtimalle gerçek. E, sen İngiliz Kemal'i biliyorsun değil mi casus? Evet evet. Öğretmen Kemal'i İngiliz Kemal e, casusluğunu bitirip oraya öğretmenlik yapmaya gelmiş olarak düşünüyorum. Çünkü orada bir sürü şey anlatıyor. O işleri bıraktım diyor. Önce işte e, başka işler yapıyordum diyor. Orada İngilizlerden boks öğrendim falan diyor. E, bakıyorsun böyle <gülüyor> konuşmalarına <gülüyor> sonra düşünüyoruz ya bu adam dövüşü nerede öğrendi falan. Benim kafamda Head da abi e, oradaki öğretmen Kemal İngiliz Kemal'in şeyi gibi. Böyle işleri bırakıp da bir köye yerleşmiş hali gibi abi. Benim de aynı Hetken'in şeyde var. <laughs> e, Yaralı Kurt'ta var. E, Ömer Lütfi Akad'ın e, 72 filmi. E, şimdi de o şeyi de var onun. E, 67'de de Alain Delon'lu Le Samuray diye Fransız versiyonu var onun. Hı -hı. Yani lisanslayıp yeniden çekmişler falan. Ama e, ben hep şey gibi düşünüyorum böyle. Yaralı Kurt'taki Cüneyt Arkın aslında hani Alain Delon'un aynı e, Hitmen camiasında ya da Hitmen demeyelim neyse işte o e, tetikçi ya da e, adam indiren ağır abi camiasında rakibi sadece Türkiye'de gibi böyle kafamda kendi kendimi yaratmıştım. İzleyin o filmi arkadaşlar izleyebiliyorsanız Yaralı Kurt. Aynı sinematik üniversite olabilir mi abi? İşte aynen aynen ama tabii şey böyle hani ben sana şu söyleyeyim net yani. Alain Delon tabii ki e, rahmetli yakışıklı adam. Ama yani Cüneyt Arkın, Prime Cüneyt Arkın'dan yakışıklı değil. Bunu tartışmıyoruz bile. Bunu tartışamayız. Prime Cüneyt, Cüneyt Arkın'dan yakışıklı adam kim var ben bilmiyorum. Ben şeye üzülüyorum çok ya. Gerçekten Cüneyt Arkın gibi komple. Hani Scott Atkins şeyde diyordu ya I'm the most complete fighter diye. Ee, hmm. Cüneyt Arkın gibi komple böyle her şeyiyle olmuş böyle komple bir e, oyuncu neden gelmedi acaba? Acaba şeyden mi oyunculara çok biz böyle şey yapıyoruz artık şımartıyoruz diye mi? Yoksa oyuncunun biraz kendi inisiyatifini mi kullanması lazım? Ya, ya da öyle tesadüf mü hmm. yani? Her şeyiyle birlikte böyle bir şey. İşte yetmişlerden şey sonra. Toplanmış. Bu hı -hı. Tarantino'nun filmi var ya e, Once Upon a Time in Hollywood. Hı hı. O dönemde bir, aslında bir dönemi anlatıyor. Artık Hollywood'un Golden Age'den e, avantgarde birazcık daha böyle garipleştiği, televizyona yenik düşmeye başladığı son altın döneminin gün batımı gibi bir şey anlatılıyor, bir teması var. Hı hı. E, o dönemde işte starlar hakikaten star. Yani örnek veriyorum işte Cüneyt Arkın oynuyor diye ya da mesela e, Amerika'ya alalım Steve McQueen oynuyor diye hakikaten Filmlere giden insanlar var. Tabii, sonra bunu yani. 20 sene. Ya bunu 75'ten 95'e kadar 20 sene role play'ini yapıyorlar. Hala devam ediyor gibi. Ama çok az böyle bir filmde oynuyor diye gidilen insan kalıyor. 3 tane falan var. Tom Cruise var. İşte Denzel e, Washington ağırıldık. bile. Denzel Washington bile öyle değil. Onun da çok batan filmleri var işte Pelican Brief bilmem ne. Star sistemi e, var oluyormuş gibi davranıyorlar ama aslında orada işte menajerlerin ve ajansların domine ettiği sistem geliyor. Sen anturajı izlemişsindir. Ari Gold falan. Aynen. İşte o o sistemde artık gerçek starlar bu e, e, narsist e, psikolojik problemli borderline oyuncuları idare eden son derece kurt menajerlere dönüyor. İşte Creative Artists Agency işte. Endeavor bilmem ne falan hala da öyle yani menajerlik şirketleri kariyerleri yaratıp batırıyor artık ee, o yüzden son ama o da değişecek o da işte dijital kanallarla birazcık değişmeye başladı e, elinde sonunda belki bir gün hani öykünün efendi olduğu bir döneme geleceğiz ne bak stüdyo sistemi sonra Hollywood star sistemi sonra günümüze kadar ucu devam eden menajerlik sistemi hani menajerliğin domine ettiği sistem bundan sonra da hani Keşke Öykü'nün zirve olduğu şey olsa da o kolay kolay olmaz. Kim bu sik diye bir arkadaş soruyor. Ee, i̇lk Göktürk ne zaman çıkacak? Çekimleri ne kadar bitti falan filan diye mi sormuş? Ben bu soruları da hiç sevmem aslında normalde bana ya, sorulduğu zaman. Ya şöyle ya onun ilk Göktürk'ün <laughs> sorunları Apocalypse Now seti gibi. İşte bir tane büyük arena yapıyoruz. Arenayı tasarlayan insan Sonya Klaus işte ilk Gladiator'daki arenaları tasarlayan insan çizen insan falan ödün vermek istemiyoruz. Uzuyor bazı şeyler. Senaryo 210 sayfa ki sen biliyorsun hani Hı. her sayfa bir normalde 1 dakika, bir dakika şey olmalı efendim. ama mesela birazcık daha böyle show don't tell yönetmeniysen o hani 1.1 1.2 dakikaya bile çıkar her sayfa. O yüzden filmin minimumu 210 dakika, maksimumu neredeyse 4 saat. Yani 3-3,5 saatte 4 saat arasında bir şey olacak. Dolayısıyla aslında efektif olarak 2 film. Zaten baştan beri baskı geliyordu. Hani ilk kısım part 1, part 2 yap diye. Ama ben de onu hiç sevmiyorum. Bir yayın yayın bir şey yapmış bir dakika. Şu an geri geldi bir galiba şey. ya. Şu an tekrardan bağlandı gözüküyor abi. Evet biliyorum ya. Bu bende de oluyor. Arası son zamanlarda. Dur dürüst. o zaman ben şu output'u ama sen VPN'desin diye mi oluyor acaba? Yok, yok VPN'de misin? VPN, geldi şimdi. De yok VPN'de değilim. Şeyde düşük aslında. bir Bitrate 2500'de aslında da. Yok biliyorum. Bende de oluyor. Bir gariplik var. Sen şey İzmir'den mi giriyorsun? Evet evet. Yanlışlıkla VPN mi açık acaba da bir bakayım. Açık olmaması Box lazım. sen. Tamam. Yok yok kapalı ya. Allah Allah. Cinslik Erlik. E, Prenses erlik bizi sabote ediyor Discord'dan girmedik diye. <gülüyor> <gülüyor> erlik etek oğlum. Erlik di e, şey DNS etek. E, ne diyordum? Ha. İşte ilk göktürk 3,5 saat, 4 saatlik bir iş işte dekor unsurları çok başarıcı uzunlukta. Dolayısıyla işte şöyle genel olarak bir hani loading barı düşün tamam mı? Sıfırla yüz arasında. Ben ben kendi kendime ne kadar bittiğini yüzdeyle anlatıyorum. Şu anda e, filmin yaklaşık yüzde 35 e, belki yüzde 40'ı duruma göre bitmiş durumda. Öyle düşün. Ama e, ikinci yüzde 60'ı yani ikinci kısmının yüzde 60'ı ve bazı ilk kısımdaki zor sahneler e, ilkinden daha da zor. O yüzden e, arkadaşlar muhtemelen e, 2026'ya kadar ilk yarısını Part 1 diye görme ihtimali yüksek. Sonra da Part 2 diye. Sonra yani Part 2 ve Part 1 beraber sinemada öyle bir şey olabilir. Veyahut e, daha 3 filmi ondan önce onda da çok şimdi artık şimdi olması lazım diyenler bir de ben gaza geldim diye ülkenin bu durumundan e, Dağ 3'ü araya koyup part 1 ondan sonra daha 3 ondan sonra part 2 olabilir. Öyle bir şey yani. Sen ee, uzun süre Türkiye'de oturacaksın, yaşayacaksın o zaman. Evet, ya yani bu iki bu iki film, bu iki film için buradayım. Normalde ben böyle sevmiyorum. Hani bir film yapıp boş boş gezmek istiyorum iki sene, üç sene ama bu sefer işte iki senede iki film gibi olacak gözüküyor. Peki şey mi yani mesela bütün dekorları bitirdikten sonra komple hepsini mi çekeceksin yoksa böyle dekor yapıp çekiyor musun? Yapacak ikisi birlikte mi gidiyor yani şu anda? Yani işte hata orada hatayı birazcık böyle kendim gaza gelip hani bu arenamızın yüzde şimdi arenayı inşa ediyorsun mesela standlarını yapıyorsun. Standlarında e, 300 400 figürasyon gerekmesin oraya green screen koy hallederiz diyorlar ya yapılabilir Hı -hı. bu evet. Ama ben orada birazcık en işte, arenanın en azından yarısı tabii kolesiyum kadar büyük bir arenadan bahsetmiyoruz. Şeyden bahsediyoruz işte gladyatörün e ee, Maximus ilk e, tutsak alındığı zamanki arenayı düşünün. Hı hı. Şeydeki, eee ya da Kartaca'daki. E, onun ayarında bir arenanın %50'si %60'ı gerçek olmalı diye ben diretiyorum. Çünkü uğraşmak istemiyorum onun optik hileleriyle, şununla bununla sonra VFX'cileriyle falan. Öyle yani garip ödünler, kompromizlar artı inatlar, e, yaratıcı inatlar göreceğiz bakalım. Ama nihayetinde hani yüzde sıfırı çekilmiş bir film iken şu anda yüzde kırkı çekilmiş bir film. Hani yol kat etme var. Sadece çok çileli oluyor bizler için yani. Eyvallah. Şey e, gerçekten zor iş ya biliyorum yani. <laughs> <Çünkü de çok> <gülüyor> aptallık. <gülüyor> aptallık abi. Yani neden <laughs> neden bizim neden bizim affedersiniz. Sıçra kendime küfrediyorum yani. Kesinlikle ben kendime <laughs> küfrediyorum. Geri zekalı herif. <laughs> bu Türkoların sektöründe yapılacak bir film miydi diye kendime her sabah küfrediyorum bu konuda. Yemin ediyorum ne nasıl bir mallık yani anladın mı Netflix'i açıyorsun böyle cookie cutter dedikleri boş böyle bir iş. Evet. Meditasyon yapan kızlarla ilgili bir milyon dolar bütçe verdikleri tamamen boş bir şey böyle. Sonra işte başka bir Disney Plus açıyorsun başka e, tarihteki Fox'un kataloglarından filmler veyahut Disney'in Türk yapımcılarına kazık attığı tam vazgeçiyoruz eğer bize ucuza vermezsiniz dedikleri diziler falan. Tam bir de bir de ülkenin ekonomik durumu. E, girişimcilerin çekingen olması ekonomik durumdan dolayı şey gibi bak sana şöyle diyeyim. E, hani Kristof Colombu Isabella şey yaptı değil mi? Hadi git e, Hindistan'a alternatif bir yol bul. Osmanlı'nın oralardan geçemiyoruz dedi değil mi? Ve e, şöyle bir durumda düşün denizde şeyler var. Devasa girdaplar var, krakenler var ve böyle şeyler var. Sürekli Poseidon her gemiyi batırıyor gibi bir dönemde Columbus'un şey yapması gibi çok iğrenç bir dönem bizim için ama işte seyircinin sabırsızlığı beni sürekli başka streslere itiyor. Anladın mı? Yani yemin ediyorum sana, hiçbir şey çekilmemişken günde 50, günde 100 e-mail, mesajlaşma abi Göktürk nerede? Abi ilk Göktürk nerede bilmem ne. Ve ben bunlara çıkışıyorum tamam diyorum ki ulan o film galası olsun çıksın ikinci günden itibaren beni şey diye darlamaya başlayacaklar. Abi 40 göktürk nerede? Hadi hadi. Zannediyorlar ki bir günde bir ayda bir senede yapılıyor filmler. Çok iyi çıldırtıcı ben de çok seviyorum seyircimi. O nazlarını çekiyorum yani. Tabii o bir yandan da o güzel bir şey aslında biliyor musun yani. Şöyle bir seyircinin olması sürekli abi ne zaman çıkacak? Abi ne zaman çıkacak diye diyen. Çünkü o kadar çok aslında yönetmen var ki piyasada. Yani adam çekiyor filmini ve kimse iplemiyor. <laughs> Festivali evet, her yere işte. koyuyor kimse iplemiyor falan. Hani evet yani bir, de çok bir değer yüzden... olması aynen, lazım. Aynen. İzlenecek filmin bir farkı olması lazım. Yani e, düşün e, sinema sektörü de Covid'den sonra hiç yani Türkiye değil sadece dünyada da tam olarak toparlanamadı. Hı -hı. Tamam mı? Dolayısıyla aslında şu anda öyle bir e, elekten geçiyor ki filmler. Hakikaten yalnızca en destansı seyirciyi heyecanlandıracak ya da hissettirecek filmler başarılı olabiliyor. İşte Top Gun Maverick. Ee, ne bileyim. E, bir de nostalji bait böyle, yani. Işte. O da önemli. Yo, o da önemli. yani Top Gun Maverick iyi film overall. İşte ne bileyim, iyi, iyi ama yani e, ismi de var yani. Hani bir garantisi evet. de var isimden kaynaklı. Tabii var, ama mesela garantisi. sana bir tane şöyle bir tane başarı hikayesi söyleyeyim. İşte ee, işte şeyi saymıyorum. Deadpool'u saymıyorum. O da franchise filmi. Ne var başarı hikayesi? Deadpool da nostalji, No Way Home da nostalji. Ona bakarsan. Evet, evet. başarılı. Bir dakika bakayım. Çaktırmalar hemen. Barbie, ee, Box, Box Office Mojo'ya bakalım. Ee, şey... O da onlar onların hepsi tabii franchise. Dur şimdi. Türkiye'de ee, falan tayfa var. All Time'a bakacağız. Bir dakika dur. Ya, anasını bellemiş Amazon bu Box Office Mojo'nun. Saçmasa sapan bir şey yapmışlar ya. Ha All Time tamam. All time Amerika'ya bak. İşte dünyaya bakıyorum. Top lifetime grosses'a. Bakayım burada hepsi franchise franchise. Barbie. Şaka ya, aynen. yapıyorum Az ya. Barbie, Gerçi aynen. Barbie de oyuncaktan franchise'dir. Boş tabii, verdim. Tabii İniyorum. Çok zor. Benim aklıma gelmiyor İz şu an. Oppenheimer <laughs> desem o, o da ünlü. Hmm. Yok yine illa gelmiş geçmiş ilk 30'da olmasına gerek yoktur. Bulacağız. Bulacağız bulacağız burada yani gerçekten özgün bir eser hani Indiana Jones'un çıktığı zamanki gibi ya da Star Wars'un çıktığı zamanki gibi bileğinin hakkıyla dominant olmuş filmler ee, The Secret Life of Pets neymiş bu ne bu lan çizgi film mi bu da tamam çocuk filmi abi olsun çocuk filmi olsun ee, American Sniper oha ama American Sniper 2014 çok iyi kazanmış oğlum Valla. domestikte 350 milyon internet bayağı iyi kazanmış. American Sniper Eastwood babanın. Ama o da e, o pro amerikan olduğu için ya o bir sniper'ın şeyini anlatıyor, hayatını anlatıyor. Zootopia Aha. gene animasyon başarılı oluyor. Çünkü animasyon çocukları tabii çok çektiği için. Joker'i okey geç. Kısacası biz çekmeyelim, uğraşmayalım diyorsun. <laughs> Oppenheimer bak o, o Oppenheimer delikanlı gibi gelmiş, geçmiş 85'e oturmuş. Oppenheimer franchise değil. Hatta çok high concept bir film. Onun bu ee, kazandık. Ne kadar kazanmış bakalım. O ne biliyor musun? Marketing. Onda da şöyle bir şey var abi. Yönetmen çok ünlü ya. Abi o çok iyi bir şey. Evet. Ya. O evet. çok iyi bir şey. Evet. Nolan filmi diyorsun yani. Nolan filmi geliyor. Hani seve seve gidiyorlar abi. O süper bir şey bence. Bulacağım sana dur. İniyorum. İniyorum listeden. Çünkü Çizim Nolan Nolan ediyorum. ne çekse harbiden artık tutuyor yani. Adam şey olmuş yani isim oldu herif. Nolan. Bu arada Dune Part 2 biraz kazandı ama Dune Part 1 zortlamıştı arkadaşlar Covid yüzünden. Part 2 gelmiş geçmiş 122'ye oturmuş ama Part 1 hiç kazanmamıştı. Eskilerden Çünkü... diyorsan Blair Witch Project abi bence. Şu an tabii, gelmiş tabii, geçmiş aynen. en fazla katlayan, kendine en fazla katlayan film Aa bak Gravity gelmiş geçmiş 128'de. E, Tabi George Clooney, George Clooney, Sandra Bullock var ama e, Cuaron o Al kadar Fonze ünlü de değil. E, Cuaron o kadar ünlü değil o dönemde, hala o kadar ünlü değil. Yani, Cuaron herkesin bildiğim yönetmen aynen, sen değil. Aynen ben biliriz sadece. E, iki 2013'te, o da bileğin hakkıyla. Reis. Ha var, bak A Place demişler. Doğru doğru A Quiet Place. Evet, iyi. O da iyi kazan ama o ilk 200'e girmedi dur. İlk 200'e giren... Wolf of Wall Street yazmışlar ama o da şey yani. O da reisin. Scorsese Street. evet. Scorsese evet tabii. Yani. Ve böyle çok, çok toksik bir film olduğu için çıldırdı ona Amerika'da komünistler. Hani şey nasıl böyle eğlenceli gösteriyorsun bu Yoz Wall Street bebelerini falan diye çok sataşmışlardı. Martian, kitabı çok iyiydi. Ridley Scott filmi Martian. Hmm. Fena değil 179. Ee, aşağıda evet maalesef ilk 200'de 3 tane bağımsız en azından franchise'lık açısından bağımsız sayılabilecek film bulduk. Ama mümkün. Bu oldu yani daha önceden oldu. Tarihi değiştiren Star Wars. Yani American Zoetrope Lucas'ın şirketi ee, Fox'tan acayip e, Fox'un beklemediği bir başarıyla ortalığı yıkıp geçiyor. Ee, Indiana Jones var zaten ama orada Star Wars'un da E.T.'nin başarısından sonra beceriyorlar. Independence Day 98 şey evet. e, 96 mı 98 o büyük sürpriz mesela. Evet. Ama o da sırf eğlenceli. Çok eğlenceli. Ya. Evet, eğlenceli patlamış mısır filmi olduğu için onun çok hastası oluyor. O ee, gelmeden önce zaten baya baya duyurulmuştu. Tabii yani. Matrix de şey öyle. Çok öyle. para harcandı. Ma zamanına göre baya iyi bir efektleri efektleri vardı. Matrix de öyle ya zaten. Yani zamanına göre efektleri çok iyiydi. Bak birisi şey... Hala misin? güzel biliyor musun? Yani bina patlama efektleri Independence Day'de evet, hala... Evet. E çünkü gerçekten patlatıyorlar kadarıyla. ya. Tabii tabii. M maket patlatıyorlar, patlatıyorlar. 2-3 metrelik. Yani 2-3 metre değil de 1,5-2 metre vardır. Bak Alper Ve, abiye e bir uzay filmi lazım demişler. Düşünür müsün? Ya işte ya bak ben bu ülkede Göktürk serisi ve daha franchise dışında hiçbir şey yapmam. yeter, Yetor. Yetorello. Belki bir Atatürk'ün Tobruk gençlik asabi Atatürk filmi 50'lerimin ortasında bir 10 sene 10, 12 sene sonra yeter. İngilizce artık high concept filmlere geçme vakti geldi. Çünkü değmiyor yani. Bu ülkede bunun uğur, yani değeri bilinmiyor anladın mı? Ee, mesela Netflix'ten bir Netflix original yapan ekip kendini global olarak e, çalışan ekiplerle aynı statüde, e, havalarında. Ha onu soracağım sana. Onu soracağım sana. Sorayım mı hatta şimdi? <laughs> Sor. Yani çok gıcık olduğum şeyleri biliyorlar. Mesela şimdi şöyle. E, asgari ücrete zam geliyor, tamam mı? İşte %40 asgari ücrete zam yaptırır reis diye bir olay oluyor, tamam mı? Şimdi sen zaten dolar üzerinden kazanan bir middle management, orta rütbede bir Film setinde teknisyensin diyelim ya da neyse işte bir teknisyen olmasan da sanatçısın diyelim. Zaten iyi kazanıyorsun. Yani haftada bir görüntü yönetmeni zaten 20.000 TL kazanıyordu 2022'de. 20 20.000 TL haftada ayda 80.000 TL ediyordu bir görüntü yönetmeninin kazancı. Çünkü ayda 4 bölüm çekebiliyordu diziler. 80.000'de de 2022'de dolar kaç? 20 miydi? Herhalde 20 civarlarındaydı ya da 15 bilmiyorum. İyi paraydı. 4000 dolar 5000 dolara denk geliyordu. Tamam mı? Şimdi %40 asgari ücret geldiği zaman görüntü yönetmenleri yapımcılara gidip diyor ki bir dakika diyor. Asgari ücret %40 aldı arttı. Benim haftada 20 binim de %40 artmalı diyor. Oğlum sen zaten dolar üzerinden kazanıyorsun. Bir de yani düşünsene bir anda adamın haftalığı 20 binden 30 bine çıkıyor haftalık. Oh. Ayda 120 bin kazanmaya başlıyor. Bunu Netflix karşılayabilir ama Türk yatırımcılar bunu karşılayamıyor ve tarihimizde hiç görmediğimiz kadar yapımcılar azaldı yani hani iflas etti ya da bıraktı işi. O yüzden çok dengesiz bir balonun içinde var oluyor Türk sektörü şu anda. Evet. Maalesef şeyi soracağım abi. Şimdi Netflix mesela aslında diğer dijital platformlar da öyle de Netflix'i ele alalım. Netflix'te şimdi baktığımız zaman yüksek prodüksiyonlu hep filmler görüyoruz. Daha böyle profesyonel gözüken. Ama bunların IMDB'si, bunların IMDB'leri düşük oluyor abi. E, ve genelde beğenilmiyor. Ama mesela Hı -hı. baktığın zaman bayağı böyle yabancı film gibi bir film. Ben onları genelde seyretmediğim için tam olarak da bilemiyorum yani. Sen ne düşünüyorsun o filmler hakkında? Yani boş mesela, yüksek prodüksiyon filmler mi? Mesela hangisi yani? Bir isim ver bana. Hatırlamaya çalışayım. Tamam. Benim bak en son e, random olarak aklıma gelen Boğa Boğa diye bir film var. Ha, Ondan sonra ha, mesela bakınca bak. profesyonel gözüküyor ama IMDB'si düşük ve insanlar beğenmiyor. Çok ilginç. Bir ben şey e, ben Netflix'in genelde <laughs> çalıştığı Ayşe Barım ID Talent Ajansı'ndaki oyuncuların çoğunu severim sayarım. Kaliteli insanlardır. Halit Ergenç işte Beren oradan bilmiyorum. Bilmem ne şunlar bunlar ama... Orada sana bahsettiğim o başta bahsettiğim menajerlik kuvvetinden dolayı goygoyculuk ve ahbaplık böyle e, Cihangir'de, Semirna'da hadi gel mojito içelim diye Netflix'in eksekutifleri onlara e, onları böyle e, manipüle demeyeyim Onlara şerbeti veren zeki e, ve ortam ortamları ve networkleri çok güçlü olan Türk A liste menajerler tarafından. Sen buna da şeyi koy, buna da Tuğba'yı koy, buna da Beren'i koy, buna da Kıvanç'ı koy, şuna da Kıvanç'ı koy, şuna da Kıvanç'ı koy, buna da Kıvanç'ı koy. Tamam. Ya, e, sürekli kendi adamlarını kayırdıkları zaman bu şey oluyor artık. E, nepotizme dönmeye başlıyor ve e, bunu Netflix'te çok eksekutif arkadaşım var genelde. Bir sıkıntı yok yani kişiler olarak onları çok seviyorum. Ama gittikleri yön yanlış çünkü sen. O, o, ülkedeki oyuncu oluşma e, ne diyeyim sana hani liyakatine goygoyculuk ve sohbetsel arkadaşımı kastettireceğim olayıyla e, şey vuruyorsun. Şimdi siz de bana diyebilirsiniz. Sen de hep Emirle ya da Murat Arkın'la çalışıyorsun bazı şeylerde diye. Evet ama aynı zamanda Emir ve Murat Arkın e, kendi e, benim işlerimdeki çileyi ve hiçbir başka sette göremeyeceğiniz baş ağrılarını çekmeye gönüllü arkadaşlarım olarak Abi bir de ee, zaten senin kendi filmin istiyor. yani hani senin kendi filmini istediğini oynatırsın ama bunlar e, Netflix'in başka projelerine, başkası projelerine adam ayarlıyorlar yani. Sürekli evet, aynı adamlara o, şey. O o zararlı. Çünkü hiçbir sektörde Ya yani şöyle düşün bak. E, yeni yayıncılar çıkmaya çalışacak diyelim ileride hani yayıncılık ya da influencer'lıkta falan. Şey gibi bir düzen düşün. Eee Kick'te, Twitch'te sadece 10 yayıncıya e, yayın yaptırıyor. Diğerlerini açamıyor, hesap bile açamıyorlar. Yani bir rekabet ortamını sıfıra indirdiğini düşün. İşte Netflix'in ve Türkiye'deki işte başka bazı kanalların yaptığı şey bu. Özellikle Netflix, şu en güçlü aralarında Netflix diye Netflix'e birazcık zorbalık, sudo zorbalık atıyorum. Ama sebebi şu, bir tane şey gördüm. İşte bir tane netflix'te bir iş gördüm, sevgilim izliyordu. Yani film grameri olarak hadi normal diyelim sınıfı geçiyor evet e, konu olarak ülkeyle tamamen alakasız bir Türkiye anlatıyor işte böyle atalarının hafızalarını Ermeni ve Kürt atalarının hafızalarını hatırlayan güzel kızlar. İşte Muğla'da ülkedeki bütün halkın dertlerinden muaf yaşayan e, keyifli böyle elitist toplumlarda sanki biz 80 City'de Soho'da bir apartmanmışız gibi bir ülkeyiz. Böyle davranan bir iş. Tamam bu bir tane olsun. Tamam bu bir tane olsun. Hadi, hadi şey diye hayali bir Şimdi bunu, bunu, Türkiye... bunu kabul ettikleri Netflix'te bizim senaryoları hayatta kabul etmezler mesela. <laughs> ha işte evet daha, mesela başka bir tane var diyelim başka bir tane var işte yani hep aynı şöyle düşün Netflix Türkiye'deki originallar ve bu filmler filmleri kastetmiyorum dizileri serileri kastediyorum Türkiye'yi hiç tam olarak anlamamış bir baloncuğun içinde yaşamış bir eksekutivin Kesinlikle. Olduğunu zannettiği Türkiye'yi anlatıyor. Filmi mi? Mustack filmi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yani <laughs> şeyiz biz. Hani e, ne bileyim. <laughs> Çok ilginç. Ama güzel işler de var. Yalan yok. Mesela gençlik işi olsa da gençlik üniversite yaşı işi olsa da Love 101 tertemiz iştir. Onun seri yaratıcısı Ahmet Bey. Soyadını hatırlayamadım. Benim Mert Yazıcıoğlu arkadaşım. Mert anlatıyordu. Hakikaten böyle senin gibi kendini perişan ederek o ilk 5 bölümün iyi olması için uğraşan bir bireydi diye. Netflix'te 100, Love 101 fena değildi. Hani güzel eli yüzü düzgün bir iş. Ondan sonra e, bir tane şeye baktım böyle bir zaman yolculuğuyla alakalı bir Perapalas Hazal'ın oynadığı bir tane iş var. Yani ilginç ilginç yani e, en azından aynı konsepte evet işte bir yani o, o ilginç ilginç Hı -hı. bir şey evet kuantum kuantum leap vari bir şey hoşuma gitti yani olabilir hani umutsuz da değil ama Netflix'in üstüne düşen daha çok yapması lazım madem sendikaları bu kadar yozlaştırıyorsun yerli bağımsız Türk sermaye istihdamı tamamen giyotine yatırıyorsun birazcık daha riskli işler almaya atılgan olman lazım ben mesela şeyde onu görüyorum. İşte bu dijital platformlarda aa diyorum bak orijinal bir konu çıkmış. Bakıyorum IMDB'de orijinal. Aa bak bu da orijinal. Çünkü televizyonda hmm. sürekli şey ya böyle işte A dizisi bilmem bağırmalı. Ama bakıyorsun mesela IMDB'si düşük ve insanlar beğenmemiş. Demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Benim de onları seyretmem lazım. Mesela neden Boğa boğa neden düşük aldı? Neden insanlar beğenmedi? Ya da Yılmaz Erdoğan'ın bir tane polisiye filmi vardı, e, kin mi öyle bir şey? O ne, neden ya beğenilmedi? Ben, onları işte seyredip bakmam lazım. Ben ben mesela Kıvanç'ın <laughs> oyunculuğunu hep beğenirim istediği zaman. Mesela Kuzey Güney diye bir dizi vardı. Onun ilk 3 bölümde hakikaten normalde hiç oynamadığı şekilde bir karakteri oynayıp Türkiye seviyesi için çok güzel bir performans döktürüyordu. Yani Kıvanç'ın oyunculuk kaslarını Kasıp iyi iş yaptığı var e, izin verildiği zaman. Ama işte ona bak Beren Beren Saat'i Hemşerim ilk reklamını ben çektim Beren Saat'in. Çok iyi bir insandır, kaliteli bir insandır. ama mesela e, Beren Saat'le Kıvanç'ın bir e, bilmiyorum işte bir tane aşkı memnun seyircisini yeniden tavlayacak bir film yaptılar böyle. Last Call for bilmem ne. Benim en iyi dostlarımdan sektörden Gönenç uyananın çok güzel çektiği bir iş. Ama seyirci onu hani eee seyirciye o neden sunuluyor? Hani sen şeyi izlersin. Critical Drinker'ı izlersin. Tabii tabii. Ee, Critical Drinker'ın dediği şey var ya. Hani nostalji bait ile projelendi, proje yapılmaması lazım. Evet. Ve işte bizde de o başladı. Ama bizim, bizim nostalji baitimiz aşkı memnu, muhteşem yüzyıl ve ezel. Bir de Kutlar Vadisi. Bizim zaten kaliteli çok nostaljiye hitap edecek işimiz yok. Çok iyi bir fikir değil Türkiye için demeye çalışıyorum. Evet. Bir iki tane yapımı oluyor gene. Yani eskilerden işte oyuncular falan filan gelen. Ya da işte bu geçmişe falan gidiyor ya. Nostaljiye belki küçük küçük oluyor. Ama e, tabii Hollywood'daki gibi böyle abartı bir şekilde pek olmuyor evet senin dediğin gibi. Şahsiyet iyiydi Çatır. Ee, Onur e, Saylak benim Bilkent'ten üst senem. Ee, tanıyordum. Ee, senelerdir tanıyorum. Benim ilk oyuncularımdan Coşku'nun sınıf arkadaşı. Çok kaliteli bir insan Onur. Şahsiyet mesela... Evet şahsiyet e, otör en azından proje açısından otör farklı bir şeyler yapayım diyen bir adamın kaliteli farklı şeyler yapan işi. İşte ama şahsiyet gibi proje böyle şahsiyet nasıl bilmiyorum nasıl bahsedebiliriz janrından ama şahsiyet şahsiyet <laughs> şahsiyet gibi bir tane böyle hafif e, noar e, film noir kalın neo noar kalıntıları bulunduran bir iş. Eee çok yok Türkiye'de. Değerini bilmek lazım. Başka öyle işler de var. Ee, hani ke mesela kendim yaptım diye demiyorum. Ee, biz e Börü'de mesela işte bu Fethullahçıların sızma sürecini hakikaten iyi araştırıp yapacağız dedik. Gidip böyle ciddi ciddi Ankara'da mülakatlar yaptık. Bunlar işte nasıl sızdılar tek tek hangi kuruma nasıl sızdıklarını anlatmanızı istiyoruz falan filan diye. O yüzden seyirci de Börü'deki biz mini seriyiz tabii, Dizi değiliz. Toplam 6 bölüm. Mini serideki Fethullahçıların sızıp da böyle gerçekten... ...fedakar kolluk kuvvetlerinin başına bela olması... ...seyirciye çok gerçekçi dedirtti. Çünkü gerçekten ilham almıştı. Araştırma vardı orada. Ondan sonra başka şeyler de var. Kurtlar Vadisi'ni zorla Erlik izletti bana işte geçen sene. Belki biliyorsundur. Başımı ütülediler izle izle diye. Oturduk Öyle mi? Ahmet ben Erlik, Kurtlar Vadisi'ni izledik. Ve yani hani erlik kadar 10 üzerinden 9.5 vermeyecek olsam da Türkiye için hakikaten 10 üzerinden 8-8.5'lu tertemiz iş ve dengi yok hakikaten yok yani o e, Underworld'u o kadar iyi anlatan yeraltı mafya camiasını o kadar böyle kendi anime karakterleri gibi farklı karakterlerle çeşitlendiren hele hele 2003-2004 döneminde yapılabilecek başka iş yok dolayısıyla hani takdir etti mesela Kurtlar Vadisi de öyle bir efsane eyvallah Şahsiyet demişler. Onu söyledin zaten Blue TV. Peki abi Fethullah'la ilgili konuşmuştun. Fethullah mefta olduğu Onun hakkında ne düşünüyorsun? Üzüldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> yani bu şey gibi anladın mı? Şey hani olmadı böyle, yani. e yargılanmadılar diyor. Ya. Ha bir bir tane mikrop var tamam mı? Sana grip veriyor. Ama o grip yüzünden böyle aftlar çıktı, uçuklar çıktı, sıtma oldun. işte e Ebola bulaştı. <laughs> Sonra gribe atlattın, diğer hastalıklar var tamam mı? O yüzden onun için mutlaka gribe atlattım ama Ebola var neyse. İç organlarını kanla karışık kusacağız ama gribe atlattık da sevinmek ya Fethullah'ın ölümü uzun vadede e devletin tarafsız olması gereken, güçlü olması gereken idari birimlerine sızabilecek Fetullah'tan ilham alan veya Fethullah'ın kalıntısı son adama kadar ayıklanmadan mutlu olamayız. Öyle bir lüksümüz yok. Çünkü durum şey yani. E, sevinecek bir yerinden nasıl ağlanacak durumumuz da yok. Ucuz atlattık diyebileceğimiz bir durum var. Kutlama yapamayız yani. Hiçbir şey çözülmedi. Zaten insanlar sevinemiyor. Şimdi şey oldu çünkü bu biliyorsun terörist başı çıksın da işte mecliste konuştu muhabbetleri oldu. Hatta sen seni de çağıracaktık onu. Ben yayına. delirdim ya. Ben delirdim zaten. Yani evet. ya, böyle falan bir şey nasıl cüret edilebilir diye. Dört parti bile diyor bunu yani. Yani aslında onlar için söylenecek çok şey var da Türkiye'deyiz şimdi. <laughs> tamam yani bu şey böyle. <laughs> e, yani ülkemizin olduğu durum. Aslında sen ve ben. Biz neredeyse yaşıtız diyebiliriz. İşte Ahmet de az biraz hatırlar. Erlik bilir muhtemelen 35'in civarında ya da üstünde diye. Türkiye eskiden e, olduğundan daha Türkçü bir ülke. Ya kültürel ya e, agresiflik açısından olabilir. İşte ne bileyim Ziya Gökalp tarzı daha birleştirici Türkçülük olabilir. Daha bilinçli bir ülke olduğu gerçek. Ama bu noktaya belalarla ulaştık. Şey gibi bu. Dayak yiye yiye e, su yapmayı öğrenen bir bebe gibiyiz, anladın mı? Hı hı. O yüzden hani çok da matah bir yerde değiliz. Evet, şuurumuz artıyor ama bağışıklık sisteminin tepkisi olarak artıyor. Sorunu. Ben mesela çok merak ediyorum. Şimdi bir sonraki seçimde insanı unutacak mı? Unutacak herhalde. Ya da başka bir şeyler olacak. Hı hı. Şu rezalet unutulacak yani. Şu dört partinin bir araya gelip de yaptığı rezalet unutulacak büyük ihtimalle. Bunlar aslında yani bu dört partinin de ne kadar ahbap çavuş olduğunu gösteriyor ama ne bileyim yani abi. Ya hayır CHP'yi CHP ben şu noktada yani yeni neo CHP'de eleştiremiyorum yani. bunlar Onlar zaten bunu savunuyordu. Ama şu iki, ana muhalefet partisi ve iktidar partisinin artık <laughs> halkın en çok damarına basacak konuda okeyleşmiş olması bana çok koyuyor yani. Ee, şey böyle anladın mı hani CHP artı AK Parti kitlesi artı işte neyse birbirlerinin ittifaklarındaki şey artık %60 %70'lik bir oy potansiyelinden bahsediyoruz. Yani e, artık bu noktada ben değil. Yani CHP'li olmayan ben değil. CHP'li olan ve bunlara e, tam olarak e, okey vermiş, Aa, iyi işler yapıyor diyenlerin tepki göstermesi lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onların damarına basması gereken bir mesele. Uy uyaran adamların değil uyutulan insanların tepki göstermesi lazım. Ya bak evet en son el ele sıkışmışlar o da yeni bir olay. Erdoğan özel tebrik etmiş yaz, yazmış arkadaş. Sırp Bahçeli'nin sözüne özel destek verdiği için sözün bittiği yerdeyiz demiş. Yani öyle gerçekten sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Sözün bittiği yerde ne diyeceğiz ki başka? <laughs> ya ilginç işte yani bu ülkede e, hayır yanlış anlamayalım hani bir siyasetçi şunu diyebilir işte. Eee işte standart olsun Türkçe tabelaların altında Kürtçe tercüme standart olsun desin tamam mı İddia etsin bunu bunu tartışsın ya da ne bileyim işte e, <laughs> Alper, Alper Çağlar gibi yönetmenler e, Kürt vatandaşlara yeterince fırsat vermiyor işlerinde istihdam olarak diye eleştirsin ki doğru değil yardımcı yönetmenim kaç projedir Kürt e, ya yani Kürt e, kökenli Türk vatandaşı dekor şeflerim öyle şunlar bunlar öyle yani benim öyle bir ayrımcılığım yok. Böyle eleştiriler yapsın. Bunlar sorun değil ama böyle gökten yukatana düşen meteor gibi, çikslup e, meteoru gibi terörist başını mecliste konuşturalım. Ya ne oluyor? Nereden oraya geldik ya? This escalated so quickly yani saçmalamaya maksimumdan niye başlıyorsunuz arkadaş? Küçük başlayın öyle şey yapalım. Abi yakında şey gelir mi? Öcalan sadece Kürt diye hapse attılar. Ya işte ben <laughs> ben anlamıyorum. İşte ben ben o konuda şu açıdan umutluyum. Umutlu olayım. Şu açıdan umutlu olayım. Senin benim çok yani sevdiğimiz ama mensubu çok olmadığımız hani entelektüel sosyokültürel konumuzdan dolayı hakikaten kırsalda yaşayan ve 10-15 senedir e, e, samimi olarak hani bu mücadelede bu teröristleri affetmek değil cezalandırmak lazımdır diye e, devletin e, tanıdıklarını işte evlatlarını akrabalarını e, işte böyle çatışmalara gönderdiği hakikaten böyle e, muharip e, birliklere asker yollayan ilçelerde köylerde Havzalarda neyse işte oradaki e, şey böyle yoksul demeyeyim de hani e, orta veyahut e, hali vakti yerinde olmayan orta alt veya e, yoksulluk sınırındaki insanlar buna tepkisini gösterecek. Çünkü en çok ölenler onlardı ve artık böyle bir şey olursa mecliste o maymun başı konuşma yaparsa o zaman yani gerçekten samimi olarak söylüyorum. E, göz göre göre bu fedakarlığı yapan halkın e, hakkını yani onların nasıl anlatayım sana onların H demesiyle hakkı yenmiş olacak. Bence öyle bir şey olmaz. Hı hı. Ben hala halkın genel geçtalt böyle e, kararlarının bir şekilde doğruyu pusula gibi bulduğuna inanıyorum. Birisi şey yazmış bak. Hı. Faşist Kürde dekor yaptırmış yazmış. Yardımcı etmenin Kürt'müş ya. <laughs> <gülüyor> yok yok <gülüyor> yok, yok. ya yani genel olarak e, şey böyle hani düşün ki düşün ki işte Alper Çağlar'ın işte böyle e, askeri macera filminde bir ölür e, işte bir ölür bindirilir diye bağırıldı böyle işte e, patchler, moral patchlerinde bozkurt e, özel kuvvetler 8. timin logosunun bozkurt olduğu işte bir tane Kürt kökenli birey çalışıyor işini güzel yapıyor liyakat esaslı yani maaşını alıyor hiçbir şekilde... E sivrilen ve böyle bir sakıncalı benim en azından sakıncalı gördüğüm bir görüşü veya e, şey yok. Dolayısıyla işini iyi yapana iş verilir. Anladın mı? Benim derdim e, şey değil o. E, gidip de adamın e, sen işte uyduruyorum. Sen kime oy veriyorsun? tipeme mi oy veriyorsun? Ne bileyim işte. Ha. Tabii ki orada o muhabbet geçerse mesela Börü'de öyle olmuştu bir tane böyle bizim tan diye Göztepe'den set şefimiz, onların ekibinde sosyal medyada işte böyle o dönemde böyle HDP'nin yaptığı böyle terörist empatizanlığının yanında paylaşım yapmış bir tane asistan saplamıştı tan, çat diye uçurmuştu işten yani, hani <laughs> çat diye uçurmuş derken işten kovmuştu. <laughs> o yüzden hani, abi. yani uçurmuştu derken şey. ...direkt olarak işten kovulmuş tane. Yani öyle şeyler olduğu zaman gönderiliyorlar. Tan, Göztepe'li Tan... E, ...Polat e, Alemdar olmuyor tabii ki. Ondan sonra işte... ...böyle. Ama e, bir ayrımcılık... ...zaten bu ülkede genel olarak yok. Ha. Eğer bir ayrımcılık varsa da en çok ayrımcılığın... ...yapıldığının e, gariban... ...en büyük fedakarlıkları göze alan kurucu unsur... ...Türkler olduğunu düşünüyoruz zaten. Bunu da umuyorum ki... ...anlatırız yani. Ayrımcılık zaten çok... şey olarak var ya. Sınıf ayrımcılığı var. Bunu hep söylüyoruz zaten yani. Sınıf Hayır, ayrımcılığı sınıf değil, var. Bilinçsizlik var. Yani tanımlama, Erlik geçen gün bir yayın yaptı. Çok güzel anlattı. Dedi ki: "Peki, bir sorun var diyorsunuz. Sorunun tanımını yapamadan sorunun çözümüne geçiyorsunuz." Evet. diyor. Tamam. Bana anlatsınlar. Bana anlatsınlar yani. Kürtlerin ayrımcılığa uğradığını düşündüğü, böyle bir şey benim biliyorsun Kürtçe pasım var yani. Annemler Urfalı Türkmen diye. Orada extended işte dolaylı yoldan akrabaların hepsi ikinci dil olarak Kürtçe falan biliyor diye Urfa'da benim gördüş pasım var ben zorbalarım uğraşırım istiyorsam ama ben sana söylüyorum ne ne var ayrımcılık olan ne var özgür özel ne var işte X siyasi için ne var ayrımcılık olarak görüyor bana bir somut örnek verilsin. İşe mi alınmıyorlar alınıyorlar siyasette mi zirveye çıkmıyorlar çıkıyorlar ee, ne bileyim. İş dünyasında mı fırsat verilmiyor, veriliyor. Bankalar kredi mi reddediyor, reddetmiyor. Ne var? Sorunu bana tanımlayın. Yani erliğin dediği bu. Ne, ve hiçbir şey anlatamıyorlar, hiçbir şey diyemiyorlar. Neymiş? Tabelalar. Bak, sen de ben hatırlarız. 2000 bu e, iktidar geldiği zaman başa o ilk 5-6 senede e, seçmeli ders olarak Kürtçe geldi okullara. Hatta biz onu böyle evet. e, hafif böyle e, canımızı sıkmıştı. Ama sonra bir iki sene bir iki sene sonra bütün o seçmeli ders sınıflarının bomboş olduğu gözüktü. Biliyorsun. Evet. Hani oradaki Güneydoğu'daki seçmeli ders Kürtçe olarak sınıflar ayarlandığı zaman bir tane bile öğrenci gitmedi. Bomboş. Evet. Ve işte ne oldu? Tamam. E peki ne, ne yapmamızı bekliyoruz? O zaman şey mi yapalım? Ben Alper Çağlar olarak Kürtçe çok değerli ee, Kadim bir dildir diye motive edip Bu seçmeli derslere insanların umursamasını mı sağlayayım Bu mu ayrımcılık O yüzden hani nedir ayrımcılık Bir tanımlasın bize Aslında onunla ilgili benim de eklemek istediğim çok şey var Ama ben başlarsam ben de senin kadar konuşurum Şimdi konuğu daha çok konuşturmak için Ben ayrıyeten konuşacağım Dediğin doğru tabi ee, Bir kapak aç yapacağım bir saniye Tamamdır Evet abi kendilerini eşit hissetmiyorlarmış de, de, Enes yazmış hani mışmış ya yahu yani sanacaksın ki civil rights e, yürüyüşü yapacak Martin Kürt Martin Luther King çıkacak o kadar sanki bir ayrımcılık var birisi demiş Kürtler eşitlik değil üstünlük istiyor demiş aslında Kürtler genel olarak bu tür şeyleri düşünmüyor arkadaşlar Kürtlerin genel genelde de e, çoğunluğu normi zaten sevimliğim gibi normal insanlar ya bununla ilgili konuşacak aslında çok şey var da dediğim gibi ben şimdi başlarsam ben susmam. <laughs> o yüzden şimdi Alper'i yakalamışken Alper'in düşüncelerini daha çok alalım. birisi şey demiş madem Kürtsün Kürtçe konuşsana bir demiş abi sana. <laughs> Bak şey, şey biliyorum. Teyzem sinirlenince bağırıyordu. Ama nasıl da Beddua. Ne diyor lan? Ha ho ha var. Var mı Kürt orada? ha ho havar gibi bir beddua böyle. Yani böyle böyle Allah belasını versin, Allah kahretsin gibi bağırıyorlar böyle. Onu hatırlıyorum. Küçüklükten ama o kadar. O, ama yanlış tamamen yanlış söylüyorumdur. Almanca. <laughs> Almancam daha iyi. Ee, yani bilmiyorum. Ben bu konuda çok da e, bu anayasanın neden değiştirilmek istediğini istendiğini biliyoruz Efe'cim. Anladın mı? Tabii canım. Ve, Onun e, sebebi belli yani. Ayrımcılık, <gülüyor> <gülüyor> mes ayrımcılık meselesiyle alakası yok. Alakası Anayası değiştirilebilsin diye flört ettiklerini de biliyoruz. Evet evet. evet. O, o öyle zaten. Hayır işin komikken o değil mi? Abi? Mesela televizyonda çıkıyor böyle takım elbiseli adamlar böyle. İşte, i̇şte. E acaba kürt hakları mı istiyorlar? Acaba ne istiyorlar? Acaba bilmem ne yok açılım mı? Yahu adamlar iktidarda kalmak istiyor. Bu kadar basit yani. Bir dönem daha iktidarda kalmak istiyor. Kalamayacaklarının farkındalar. O yüzden de e, açılım yapıyorlar tekrar. Başka hiçbir şey değil ki. İktidarda kalabilmek için ihtiyaçları olmasa oy alabiliyor olsalar böyle bir şey olmayacak yani. Zaten zamanda da dedik bunu. Hani şey Hayır. diyorlardı ya. söyle abi. Tabii tabii biliyorum biliyorum. Ya dediğin dediğine şu eklentiyi yapayım. E, hani ayrımcılık ayrımcılık konusunda. Evet doğrudur. Lan Kürt diye ben çocukken sağa sola hakaret ediyorduk yani. Doğrudur yani. Ama çocuksu bir zorbalama o. Anladın mı? Lan Kürt! Hayır ben Kürt değilim ya falan diye böyle yapıyorduk bunu bunu yapıyorduk evet ama bu toplumsal böyle Martin Luther King Malcolm X ayrımcılığı başka yerden su iç e, otobüsüme binme Kürt gibi bir söylem değil yani çocukların şehir çocuklarının e, birbirine sataşmasıydı. Bu, bu Bunun üzerinden bir şey inşa edemezsiniz anlatabiliyor muyum hı hı. ve Türkiye çok değişti aynı zamanda tabii ki biliyorsun Osmanlı döneminde Türk de hakaretti lan Türk o da hakaretti İstanbul sosyetesinde ya şey anlatıyordu onu. İkisi de mesela Türklerle Kürtlerin birlikte yaşadığı yerler varmış. İşte Kürtler Türk diye hakaret ediyor, Türkler Kürt diye hakaret ediyor falan. <laughs> Ondan <dönüm gülüyor> Ay bir de bir de bir de mesela hani o aslında düzeldi. Hakikaten düzeldi bu arada. Ama düzeldi işte şeyden e, dolayı birbirimizi iç içe girdik ya abi. İzolasyon evet, aynen, kalmadı çünkü. aynen. 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 Ve yani için. geleceğin zorbalanacakları Suriyeliler. Bu sefer <laughs> e, 2030'da şehir Kürtleri Lan Suri diye birbirlerine sataşacaklar böyle. Anladın mı? Bu sefer e, dışlanmış, e, yeni entegre edilmeye çalışılan e, şehirlere yeni gelenler Suriyeliler olacak. Bu bir döngüdür arkadaşlar. Türkler de bunu yaşadı. Ama Türkler hiçbir zaman biz ayrımcılığa uğruyoruz, şöyle böyle yapalım bilmem ne. Kardeşim o zaman gidin. Yani Türklerin yaptığı kadar fedakarlık yapın bu ülkenin ayakta durması için. Milyonlarca neslinizi e, savaş alanlarında 800 sene... Ee, şey yapın yani feda edin. Öyle son Çanakkale'de bin kişi vardık. Kutela Mağarası'da da vardık. Birkaç e, bin. E, biz de böyle çatıştık birazcık. E, tamam tamam ama dur daha. Diyetinizi ödemediniz yani. O yüzden e, Türkler kadar fedakarlık yapan kimse olmadı. Türkler kadar çeken de kimse olmadı. Birazcık da birisi şey yapsın yani. Türkleri bir gün e, en ön plana koysun. Koyanlar da sahte bir hamasetle koymasın Efe. Yani nasıl anlatayım sana? Hani bilgilendirerek anlatarak yapsın bunu. Hı hı. Eyvallah abi çok sağ ol. Ee, filmlerden mi devam edelim? Ne yapalım sen söyle. Ben, filmlerden devam edelim. Bu bu sinirleneceğim şey, diyorsun. diyorsun. <laughs> Çünkü Tavşan sığmacı... deliğinden hı hı. sonra evet, ta evet tankları evet. Şeye, e, kan dile süreriz yani. Devam. Evet <laughs> evet. Bak sığınmacılardan konu açmışlar da sığınmacılarla ilgili ne söyleyeceğin zaten ben aşağı yukarı biliyorum abi. Cemre ile konuştuk aynı şeyi söylüyor. Yani, yani ben ben sığınmacıların hepsinin sıfır kalana kadar gönderilebileceğine fiziki olarak da inanmıyorum ama e, en azından e, sürdürülebilir ne bileyim anladım mı 10 milyon ya da 8 milyon olacağına 5 milyon olacağına 1 milyon 500 bin böyle bir şey e, tamam ama bunu yapacak iradede bir e, siyasi erkin de gelebileceğini düşünmüyorum. Hani belki Ümit Hoca ama o da o derece yüksek bir yüzdeyle kazanamaz çünkü sonuçta niş bir bakış açısı, bakış açısı o kadar milli şuura sahip olan Türkiye'de umrunda olan insanlar yok yani acı gerçeği Üzücü acı kapıyı yutalım. <laughs> evet ya, yok hiçbir zaman da olmadı bu arada arkadaşlar. Yani hiçbir zaman eee yani azsındır Türkçü olarak benim gibi kültürel Türkçü ya da Burhi abiniz gibi <laughs> etnik Türkçü olsanız bile hiç fark etmez. ...çaka yapıyorum bu arada. Yani Aşırı azınlıktasınızdır yüzde bir yüzde iki zaten ha Türk Silahlı Kuvvetlerinde size empatisi olan e, muharip insanlar vardır çünkü onlar anlar yani onlar e, organik olarak e, en gariban Türk halkının etnik Türk halkın e, en çok öldüğünü şehit olduğunu bilir ve o, o o o bilinçle birazcık daha bu konuda size empati kuran e, Türk Silahlı Kuvvetleri vardır kurum olarak. Bir de çok böyle entelektüel kapasitesi yüksek tarihçiler bilmem neler vardır hakikaten en çok böyle Türkler öldü bu ülke için. Bu ülke değil yani en tiksinilen, nefret edilen, rakip görülen, düşman görülen grup olarak bölgelerindeki çünkü eski efendiyiz. Kimse eski efendisini sevmez. Hayatta kalmak için en çok fedakarlığı Türklerin yaptığını biliyor zaten bilmesi gerekenler şey e, Suriyeliler ya da işte e, göçmenler ya da sığınmacılar geri e, yollanamaz dedin ama bence e, çok aşırı zor değil en azından e, bazı şeyler yapılarak baya bir temizlik olabilir e, i̇şte hatta orada zor, bir, orada zorla bir şey yollamaya oluşur. bile gerek yok zorla yollamaya bile gerek yok ya yani bir kere zaten düzensiz olanları kaçak olanları ve kaçak olan çok çok fazla var bir kere onları e, temizlersin. Ona çünkü hiç kimse bir şey diyemez. Kaçak olanları temizlersin. Kimse çıkıp da işte insan haklarına aykırı falan diyemez çünkü onlar kaçak Hı -hı. zaten. Onları Hı -hı. temizlersin. Yerleşmiş olanlara da bazı şeyler yapabilirsin abi. En azından şu olur: bizim ekonomimiz bu şekilde yerlerde sürünmez. Bizim insanımız işsiz kalmaz çünkü bizim insanımız bu yüzden işsiz kaldı. Bizim ekonomimiz bu yüzden çok kötü durumda. Yani bu Suriyelilerin iyi ya da kötü olması olduğu anlamına gelmiyor ama sen 13 milyon insanı bir ülkenin içine atarsan zaten ekonomisi kötü bir ülkenin içine atarsan e, ekonomi evet. zaten böyle olur yani hani adamlar işimizi el, elimizde alıyor e, diyoruz ama bu onların kötü adam olduğunu gö göstermez ölecek değiller herhalde açlıktan e, bu kendileri bırakıp açlıktan ölecek değiller onlar da fiyat kıracak e, hayatta kalabilmek için yani zorunlu olarak e, en azından e, ne bileyim sınırları mesela açarsak çünkü kaçmaya çalışıyorlar Avrupa'ya biz tutuyoruz. Hani evet. ufak ufak şeylerle aslında çok büyük bir şekilde üstü böyle şey yapılabilir. Geriye Hayır, böyle... Ama tutuyoruz çünkü Hı -hı. Avrupa bizi tutmamızı tembih ediyor. Tabii tabii. Yıllar tabii, orada tabii. yani. Tabii canım. İşte onu diyorum. Onları işte tutmayacaksın. Ondan sonra bir iki bir şey. Onlara mesela kapitülasyon uygulamayacaksın. Onlara işte bedavadan işte bir sürü şeyleri falan varmış ya. Ne o sağlık vesaire onlar varmış falan. Onlar olmayacak. işte geriye şey kalacak. Parası olanlar kalacak. Türkçeyi öğrenenler kalacak. Herkes gibi eşit şartlar altında işe girmeyi kabul edenler kalacak. Herkes gibi eşit hmm. şartlar altında okumayı kabul edenler kalacak. Onlar da zaten iyi kötü Türkleşmiş olacaklar. aslında çok zor bir evet. şey değil bu bence. Evet ve benim benim öyle bir hani en azından iyimser senaryom vardı. Hı, hı. Mesela işte 1 milyon kalsın ya da 2 milyon kalsın me mecbur mecbursan yani hani 8 milyon attın neyse gönderdin insani şartlarda 2 milyon kaldı artık yasal olarak residency işte kalma hakkı almışlar işte Suriye'nin doktorları bilim adamları ya da Türkmenleri işte Türkmen daha etrafında 250 bin 300 bin Türkmen var yani sonuçta Suriye'de az değil o rakam kalmışlar ee, onları Güneydoğu'ya yerleştireceksin <laughs> güzel şeylerle böyle e, vergi düşeceksin teşvik edeceksin Güneydoğu'da Hakkari e, Şırnak, e, Silopi güzel yerlerde güzel böyle toki güzel binalar yapacak böyle Suriyeli kardeşlerimiz oradaki demografide e, en azından kendi ülkelerine yakın olsunlar gidip gelsinler diye aynen halkların kardeşliği ondan sonra 1-1,5 bir buçuk milyon 2 milyonu şey yapabiliriz e, hani kaldırabiliriz e, ama işte şu anki durumu ben de tabii çok mutlu değilim şu anda kayıt altında olmayan başka milletler de var yani işte Kayseri'de çekim yapıyorduk biz bildiğin Afganlar Mahallesi var orada ghetto gibi. Ha çok ilginçtir ama gördüklerimin çoğu çekik gözlü, e, epicanthal Fodlu Afgan Türkmenlere benziyor ama orada şeyler de var. Yani Afgan Afganlar da var. Ee, böyle ghettolaşma, mahalleleşme, banio sistemine girmemiz demek 20 seneye. Bu da çok tehlikeli bir şey. Başa çok bela olacak demek. Evet, ghetto büyük sıkıntı ya. Şu anda hatta şey muhabbeti var ya işte bilmem ne şehrinde zenciler çok fazla suç işliyor falan diye. Bunların hepsi Getto olan yerler aslında. Blond Wolf demiş ki... Aha. Siz de böyle konuşuyorsanız... Bize ölümü gösterip sitmeye... Bak şimdi... Blond Benim savunduğum şey şu... Mesela örnek veriyorum sana... Ee, Türkmen Dağı civarındaki... 200-250 bin Türkmen... Suriyeli Türkmen... Aynı zamanda var... Başka yerlerde Türkmenler var... Suriye'de... Bize gelse beni... Hiç rahatsız etmez. E, yeter ki güzel eğitim alsınlar... Aşırı ideolojilere kaptırıp... Garip garip şeyler yapmasınlar... Dışlamayalım... Doğu Almanları... Batı zengin Almanların hafif dışladığı gibi yapmayalım. Aldın. Ne bileyim yasal olarak başvurusunu yapmış, genel olarak hiçbir sorun göstermemiş. Suriye'den kaçan herkesi gönderemedin diyelim. Ya yani uluslararası şartlar altında tarihte 10 milyon kişi gönderilebilmiş mi? Böyle bir şey yok. Ondan sonra bizim üstümüze çullanırlar. Türkler yine bir barbarlık yapıyor diye yalanları kusarlar. Ondan sonra işte e, bölgedeki düşmanlarımız ki artık giderek artıyor. Kuyruklu kuyruklu düşmanlarımız oluşuyor. E, Ambargolara teşvik ederler. Ondan sonra senin e, 35 lira olan dolar bu sefer 70 lira olur. Anladın mı? 10 milyonu bir anda. Ama onun yerine daha kapsamlı bir şekilde daha zekice çoğunu gönderelim. İşte diğerleri için mesela şey yapabilirsin hani sanki orada sınır ötesinde evinize dönün ee, işte 5 sene boyunca Türkiye'ye gir çık yapabilirsiniz ama gitmeniz lazım. Mesela örnek veriyorum hani Türkiye'ye vizesiz girebilirsiniz 5 sene. Eğer burada işte tanışıklığınız olan iş bağlantılarınız varsa diye küçük havuçlarla sopası havuçlarla medeni bir şekilde bu yapılabilir ama o siyasi iradenin geleceğine inanmıyorum ben. Ee, bunu yapabilecek bir parti yok Türkiye'de çünkü Tabii teorik ee, olarak mümkün şu... yoksa canım. Mümkün değil değil diye bir yani, şey. Yani çok hı? Üstte, medya hı hı. üzerlerine çullanır böyle fonlanmış gazeteciler çullanır. Yani onu onu yapabilecek tek irade otokratik aşırı otokratik bir lider ve onu onu yapmaya çalışacak mültecilere karşı zirveye otokratik olarak çıkacak tek kişi sistemi olmayacağına göre başka opsiyon kalmadı başka bir şey kalmadı çünkü meclis asla buna karşı şey hem fikir olmayacak Hadi 10 milyonu bir anda gönderiyoruz Ayrıca onun unutmayın sizin vergilerinizle o gönderme olacağı için inanılmaz pahalı Lojistik bir şey o. çocuk ee, başına on... para verme muhabbeti varmış bak öyle yazıyorlar chatte Evet de yani yine bu vatandaşın sırtına yük olarak döneceği Aynı için işte. ya yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bunu 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 becerebilecekse onun yerine daha e, çok zekice işte şeyin yaptığı gibi. Mesela Amerika ufaktan başlıyor. Mesela Trump'ın ben takip ediyorum seçimi. Trump şu anda birazcık daha yakın bence e, zafer'e. E, mesela Trump şey diyor. Tarihteki en büyük deportasyonu yapacağız diyor. Deport edeceğiz diyor. Bütün bütün kağıdı olmayan Hı -hı. işte illegal diyorlar onlar ama işte undocumented diyor daha liberaller. Undocumented bütün Hispanikleri ya da başka ülkeden gelenlere göndereceğiz. Türk tamam de var, çok var ha. Türk de var. Vardır, Türk, tabii vardır Türk tabi vardır. ama işte esas hedefleri şey. İşte Nikaragua'dan, Guatemala'dan, Meksika'nın böyle acayip fukara yerlerinden gelmiş, durdurulamamış ve Amerika'nın içinde bir 10-11 milyon şey vardır yani. Dili bile bilmeyen mülteci vardır. Hükümet destekliyor gerçekten ya. Orada solcular destekliyor bunu. İşte orada mesela nasıl yapacaksınız falan filan diyor ve Trump normalde çok zeki bir adam değil biliyorsun. Ee, böyle hani çok kapasiteli bir adam değil. İlk e, döneminde de e, çok böyle başına buyruk ve e, onu kontrol etmeye çalışan bütün odaklarla kavga ettiği için, geçinemediği için bu sefer hazırlıklı böyle e, Heritage Foundation diye Trump'a tüyo veren, acayip zeki böyle aşırı organize e, işte Amerikan muhafazakarları artık Trump'ın kendi think tankleri olmuş durumda. Onların yaptığı plana göre 8 senede 10 milyon e, işte şeyi belgesiz mülteciyi gönderecekleri için plan yapıyorlar. Çok ilginç bak. Ve e, lafta kalmayacak bu Trump'ın çoğu saçmalığı gibi. Çok şey, ilginç bir tarihe şahit olabiliriz yani. Trump'ın yanına aldığı adam hakkını ne düşünüyorsun? O da böyle çok sağlam çok, biri gibi duruyor. Tabii Çok zeki, ultra zeki bir herif. Böyle şey gibi... E, Bak onu konuşmuyor çok kişi. Aynen JD Vance. Birazcık birazcık asosyal böyle. Bir de eşi eşi Hintli diye Amerika'nın daha böyle etnik beyazcıları zorbalıyor işte. Sen gidip Hintli ile evlenmişsin. Sen nasıl muhafaza Nasıl milliyetçisin falan diye. Orada tartışmalar oluyor falan ama çok kapasiteli bir herif, zeki bir herif. Ağzı iyi laf yapıyor. CNN'e çıkıyor bile bile. CNN buna saldırdığı zaman geri CNN'i mor artıp bırakıyor falan. Trump'ın karizmasına lafımız yok ama çok entelektüel kapasitesi olan bir herif değil. Yanına karizması daha az ama entelektüel kapasitesi biri alması iyi olmuş. Evet. İşi biliyor. tamammış şey. yani. Hani cahil olduğunu bilmek de bir erdemdir abi. O güzel bir şey. Cahil evet, ama işte garip yani. garip bir döneme gidiyoruz. Düşünsene bak. Amerika gerçekten Trump'ın e, Amerika'da bizdeki gibi başkanlık sistemi var ama yüce divan var. Başkanlarının kararlarını indirebiliyor tamam mı? Ama hı hı. Supreme Court'ta orada şu anda Trump'ın koyduğu çoğunluk var. Yani Supreme Court'un adam sayısının çoğunluğu Trump'a sadakat yeminli gibi. Çünkü üçünü de kendi yerleştirdi şansına. Bir anda Amerika'da dünyanın teoride en büyük organik demokrasisinde 10 milyon tane kişinin sınır dışına sürüldüğünü, tecil edildiğini görebiliriz. Evet. Hayal edebiliyor musun o evreni yani? Ne oluyor lan? Bir anda böyle dünya şeyi paradigması kayar yani. Ha, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bizde mesela 13 milyon ama bizim nüfusumuz 80 milyondu Onların 300 küsür milyonu 10 milyon ve onlar evet. bunu çok büyük Tabii. bir sorun edinmiş durumdalar. Tabii. Bir de yüz ve ölçümlerine yalanço. vurduğu yüz ölçümlerine vurduğu zaman bizim e, Suriyeliler gelmeden önce zaten 99 mu neydi? Amerika'nın 33 falandı. Yani Amerika'nın 3'te biriydi bizim. Ya düşünün yani. Ben ben zaten hani Irvine'da, Anaheim'da, Orange County civarında yaşadım. Ee, ve Trump'ın dediği çok şey uydurma yani. Mesela Hispanikler, Meksikalılar belgeli olsun, vatandaş olsun fark etmez. Yemin ediyorum sana standart Türkiye en yakın etnisi de Amerika'daki. Aileci, genel olarak böyle işte hafif <laughs> hafif homofobik. Ondan sonra hafif SJW fobik böyle. Meksikalılar, Hispanikler bize çok yakın bir millet. Böyle Trump'ın iddia ettiği gibi durmadan çeteler kuruyorlar işte. Herkesi sokaklarda tecavüz ediyorlar falan. Trump da bir onun altını şey yapıyor. Pazarlama ile dolduruyor. O kadar öyle bir şey değil. Öyle bir kültür değil onlar. Katolik, Latin kültüründen bahsediyorsun. Ondan sonra şeyler böyle onlar. Hani ama işte olabilecek olayların senaryo sınırı yok. 10 milyon kişiyi deport etmeye çalışırlarsa oha dedirten bir tarihe şahitlik edeceğiz. Böyle bir şey olamaz yani. Abi o biraz da ne biliyor musun? Ee, gerçekten getolaşmanın olduğu yer şehirden şehire çok değişiyor. Ben Seattle'daydım mesela. Seattle'dayken gerçekten en sıkıntılılar e, white trash dediğimiz gruptu. Trailer parçalar, evet. white trashlar. Ya en sıkıntılı grup oydu. Çünkü sokakta biz sürekli geziyorduk. Hani zenciler zaten az Olanda böyle normal insan yani. Sokakta böyle homeless ya da böyle psikopat zenci görmezsin mi? Evet ikisi... devran döndü. Aha, evet o, o, opioid işte afyondan, tüke, sentetik afyon opioidlardan oluşturulan ağrı kesicilerden dolayı beyaz <laughs> ırk Amerika'da şu anda en böyle e, evsizler. Seattle'da en işte, azından öyle onu biliyorum kafayı yani. Kafayı yemiş tabii canım yani San Francisco'da mahvolmuş durumda. Hatta Dave Chappelle'ın stand-up'ı var şey diyor böyle hani biz, biz siyahiler bakıyoruz şimdi bunlara. İşte ve hani ironik bir şekilde biz böyle yerde kendine bir şeyler enjekte etmeye çalışan beyaz adamdan böyle üzerine basmamak için kaçıyoruz karşı sokağa falan diye. Şapel'in stand-up'ı var. Hakikaten öyle oldu. Şey Meksikalı desen zaten Meksikalılar da sürekli şeydi ellerinde böyle şey inşaat malzemeleriyle bir yerden bir yere giderlerdi sürekli. Evet. Ee, ve şeyin önünde böyle beklerlerdi. Onların amele pazarı Home Depot'un önü. Biliyorsun değil mi? Home evet, Depot'un evet, önünde evet. amele pazarı yani o doğal bir amele pazarı oluyor. Home Depot'un önünde beklerler. Ee, Onlar da o şekilde ama mesela New York'a gidiyorsun abi. New York'ta çok farklı. New York'ta harbiden çok farklı çünkü getolar var, şeyler var. Orada Hı. harbiden böyle e, zincirin konuşması tipi mipi de değişiyor. Baya böyle korkunç korkunç tipler olmaya başlıyorlar yani. E, o yüzden onu ben gördüm. Yani sen şeyinden, nerede yaşadın? Ben sen Seattle, gittin ama neredeydin? 13 ay Seattle'da Seattle'daydım. Mi? Evet ama sen Seattle başkenti liberalizmin Amerika'da anladın mı? Tabii hani, tabii. Daha ötesi yok. Tabii. Ama işte e, o çok ilginçti. Beyazlar daha büyük sıkıntıydı orada. Getto <laughs> falan yok çünkü onlarda. Yani bir zenci getosu, hispanik getosu yok. O yüzden beyazlar çok sıkıntılıydı orada. Beyazların da şeyden kaynaklanıyor. Biliyorsun abi işsizlik maaşı var ya... İşsizlik hmm. maaşı olunca abi birçok kişi diyor ki lan ne çalışacağım diyor. Nasılsa bana para veriyorlar diyor. Alıyor abi. Bir de orada hmm. weed, ot ücret şey e, serbest. Ot Tabii. serbest olunca e, adama adamın aldığı işsizlik maaşı ot'a da yetiyor. Üstüne de kendi işte yemeği içmesine de yetiyor. Adam başka da, başka da bir şey yapmıyor. Paso geziyor yani o şekilde sokakta. Zaten Portland mesela işte Oregon'da senin Seattle'a yakın Portland'da Tabii. şu anda Polisin şey liberal bir e, aktivite olarak e, belediye polisin giremeyeceği mahalleler yaratmış böyle, e, Sırf yaranmak için o şeylere garip komünitelere böyle e, ve sonra bundan vazgeçmek zorunda oluyor ama şey yapamıyor geri çekemiyor kanunu, e, Cup free neighborhoodlar var, ondan sonra işte şey var, e, ya bin tane olay var oralarda kesinlikle yaşamak istemezdim benim için ideal Hocam. böyle. Amerika'nın en güzel yerleri benim için güzel yemek için e, hispanik şart arkadaşlar yani beyazlar e, Thanksgiving dışında yemek yapmayı bilmiyorlar acı gerçek pembeler diyelim ya da çünkü beyaz değiller pembeler kabul edelim e, takolar güzel böyle şeyler enchiladalar bilmem neler bizim Türklerin keyif alacağı e, yemekler genelde e, şey e, Meksikalılara yakın yerler. Seattle'da o avantajı sonra. var işte. Seattle liberal ya, herkes var. Evet. Abi. evet. Çok baya karma karışık bir yer. Ama bizim için eğlenceli çünkü biz de yabancıyız ya. Biz de yabancı evet. olduğumuz için sanki böyle şey exchange student gibi şehir. Şehirde böyle exchange student gibi takılıyorsun abi. <laughs> Şeyde de Kaliforniya'da da mesela şey var. Republic'in kaleler var tamam mı? Orange County öyle. Hı -hı. Orange County'nin e, havalimanı şey havaalanının adı e, John Wayne Airport tamam mı? Hı -hı. John Wayne de böyle ne bileyim işte Cüneyt Arkın kadar mükemmel bir insan olmasa da onların Hollywood'un altın çağında en milliyetçi en vatansever oyuncu diye nam salmış bir adam böyle tamam mı? Şey yani havalı böyle ben Amerikancıyım işte I'm a patriot falan diyen. Ama mesela John Wayne çok böyle e, eril filmler yaptı, militarist filmler yaptı, kovboylu filmler yaptı, kızıl delileri zorbalayan. Havalimanın e, havalimanının ismini değiştirin diye bilmem ne proposal'ı veriyorlar, reddediliyor falan. Mesela O.C. bayağı cumhuriyetçidir. Şey cumhuriyetçidir. Ee, Valley işte Fresno falan. Ama yani Amerika e, karmaşaya doğru ilerliyor. Biz önlemimizi alalım arkadaş. Trump kazansa da karmaşa olacak. Kamala kazansa zaten bittik. Seninle ben artık şey izleriz yani. Evet evet. Luke, Luke Skywalker reboot. Luke Skywalker mavi saçlı bir lezbiyen. Lucy Lucy Skywalker yeniden reboot. Ee, film boyunca ışın Kılıcı'nı açmıyor. Ve şey... Ee, ne bileyim garip garip böyle e, mesaj tutan maceralara gidiyor falan. Onu geç YPG'ye yardımlar falan ona katlanır. Çünkü evet. sol terörist yandaşı diyorum. ya onlar Kamala Harris. Kesinlikle. YPG'nin evet, operasyon yapmak zorunda kalacağız eğer Kamala seçilirse. Ama Trump e, Erdoğan'a hayran diye belki orada e, ya bu YPG'yi biz def edelim İzin ver bize Trump falan aramızı düzeltelim. Belki öyle bir diplomasi gelişebilir. Ya Trump'ın en azından şöyle bir kafası var ya. En azından bizim e, paramız. En azından ağzından çıkan bu yani. Hep ağzından çıkanlar uygulanmıyor da. Bizim paramızla işte Orta Doğu'da biz niye asker yolluyoruz? Ve oraya niye boşuna para harcıyoruz gibi bir kafası var. Ama Kamala Harris'te o evet. yok. Tam tersi işgalci. Ve işin ilginç Doğru. yanı onlar sol öteki sağ. Hani sağ daha işgalci diye düşünülür. Pek değil aslında yani. Zaten yani... Bir de oradaki kültür savaşları da artık saçma başladı. Sen de ben de izliyoruz. Hatta düşün bak. Ben Critical Drinker'ı 2019-2020 gibi fark ettim. Şikayetleri böyle hani The Last Jedi'in kötü olması, işte Rian Johnson'ın J.J. Abrams'ın Star Wars'ı katletmesiyken şu anda herifin umutla övdüğü bir tane iş yok Amerikan medyasında. Evet. Her şey Rings of Power'dan ee, ne bileyim işte. Ya sevdiği bile Her şey. vasat. O oh, çok kötü bir şey Alien. ya. Şey... Penguin bir tek güzel. Son zamanlarda. Ne dedi o? Venom 3'ü sevmiş mesela ama o da o bile vasat evet. yani. Hani çok leş olmasın eyvallah diyorlar artık. Ben Alien Romulus'u beğendim bu arada. Ne diyorsun abi? Ben de beğendim. Ben de beğendim. Ee, şey olarak e e tempo olarak güzel. Zaten Alien Hakkaniyetti. Kaliteli üçüncü dalga feminist filmidir. Hani hiçbirimiz üçüncü dalga feminizme karşı değiliz. Hani kadın erkek eşittir. Yasalar önünde de eşit olacaktır. Bitti tamam mis gibi. R i̇şte Ripley, Ellen Ripley bizim Cameron işte Ridley Scott Alien normal ilk Alien'daki hep bir e, kadın protagonist var. Becerikli, cesur e, cevval böyle. Sarah Connor var Terminator'da bizi rahatsız Hı -hı. etmiyor. Hakkıyla yapılmış güzel feminist karakter alkışlatır. Erkek Ama aşağılamalı işte, değil yani. Evet evet yani evet ve e, Romulus'ta onun izleri var. Romulus'ta birazcık böyle e, o bir yaratıcılığı yaptıkları işte spoiler etmeyeyim arkadaşlara. Birazcık daha e, genetik mühendisliğin yani normal alien bir tane xenomorph drone'lu bir filmin gerilimi hiçbir şey veremez arkadaşlar. Çünkü zaten e, evrimsel olarak çok mükemmel bir kötü varlık anladın mı? Çok güzel bir tasarım. Ee, ama böyle yeni şeyler katılmasını işte Alien Resurrection ya da Romulus'un bir parçası gibi çok haz etmiyorum ama onun dışında temposu çok iyi, atmosfer mükemmel. Oyuncular çok iyi, Android çok iyi. Hepsi iyiydi yani. Practical effect zaten çok benim mesela yani bir en sevdiğin yerine diye sorsam practical effect çok kullanmış. Baya baya bildiğin evet. gore korku filmi yani Alien nasıl olsun istersen öyle olsun isterim abi. Yani mesela Alien 1'de tamam bu fazla yoktu ama önemli değil. Alien 1 zaten şeydi psikolojik gerilim gibiydi. Alien hmm. 2'de de çok yok, çok yoktu. O da o çok önemli değil. Çünkü o da aksiyon filmiydi zaten. Öyle çok iğrendirme hmm. şey yoktu. Vardı ama çok yoktu yani. Ama bir tane de artık üçüncü korku filmi gibi yapsınlar isterdim yani ve yapmadılar abi şimdiye kadar. Bunu yapmış oldular çok iyi oldu bence. Ya bayağı bildiğin Evil dedi çeken adam yapmış ya zaten. <laughs> efektler falan çok alkış tuttum yani. Şey de, ee, başka ne vardı güzel film? Ben e, Quiet Place franchise'ını seviyorum. Son birkaç filmdir. Bir tane de spin-off yapmışlar yeni Quiet Place'da bilmem ne diye yeni gitmiştim ona. O fena değil. Orada çok mesaj yok. E, dizilerden Penguin bir beni tatmin ediyor son dönemde. E, HBO yani bizim hoşumuza gidecek dizileri HBO yapıyor böyle hani Altınça 2000-2010 arası diziler gibi. Onun dışında ama çok kaliteli bir şey hatırlamıyorum hakkında olan. Evet. Ben de öyle Bilmiyorum. ya. Çok Bilmiyorum, ilginç. Ben mesela hani şu son senede son senede çıkan filmlerin içinde en sevdiğim top 10 falan yapmayı düşünüyordum, yapamayacağım. öyle bir video yapamıyoruz. Yapıyordum. Evet. 10 tane video yapmayı düşünüyorum, yani. yapamayacağım abi. Ben şeyi de beğenmedim. Deadpool'u da beğenmedim. Yani evet, evet. Şahan'ın, kötü anlamda demiyorum... ...Şahan'ın kariyerinin başındaki skeçleri gibi. Ha, ama... Durmadan küçük olaylar silsilesi anladın mı? Yoğurdu beni yani. Ha, ama seyrettiğin zaman neden e, çok gişe yaptığını anlayabiliyorsun değil mi? Evet abi bu çok gişe tabii yapacak canım, film tabii. diyorsun yani. <laughs> Gene tabii tabii. X-Men'in -E -E, işte altın dönemindeki işte Gambit, Membit, onları eklemişler. Ryan Reynolds komik herif tabii ki. Ama hani ne bileyim. Bence yani bir güzel, numara gene nostalji nostaljiye bait yani. O multiverse muhabbetine dolayı gene nostaljiye bait. Blade'i falan getirmiş adamlar. İyi kullanmamış ama He. olsun. Kesinlikle nostaljiye bait. Başka hiçbir özelliği yok bana soracak olursan Deadpool için. Yani eski Deadpool, oyuncuları oynattırmak haricinde. İşte sinemayı canlandırma açısından e, mutluluk verebilir. Ondan sonra Evet, ama Deadpool'un da bütün parası Disney'e gidiyor. Sonuçta şey gibi bu. Hani O kadar uğraşıyoruz, o kadar uğraşıyoruz. Bir tane eli yüzü düzgün, en azından berbat olmayan bir süper kahraman filmi gidiyor, geliyor. Onun da bütün parasını şey alıyor. Avatar'ın da bütün parasını Disney emdi. Yani şey, bu monopoller, bu eğlence monopollerinin dağıtılması lazım. Başka Zaten bir yol şey, yok. Ee, batıyor diyorlardı Pixar. Bak bir Inside Out 2 çıktı, oradan bütün battıklarını toparladılar mesela. Evet, evet. Ama işte o onlar da kendi çeken. içlerinde birazcık mesajı azaltalım falan dediler belli yani. Hı hı. E, çünkü çok artık e, seyircileriyle çok münakaşaya girdiler son 5 senedir artık boku çıktı yani. Ve evet. e şeyi izliyorum, izledin mi? Bakmışsındır. Nefret etmek için belki. Rings of Power. Biliyorum da seyretmedim ama yani şeyini neredeyse biliyorum konusunu neredeyse i̇nanamazsın, biliyorum. İnanamazsın, inanamazsın yani. Bir yani şeyi Allah korusun. Olanı biteni biliyorum yani. Çünkü sürekli o review'larını böyle şey var ya dakika dakika review yapıyor adamlar. Onları falan hep seyrettim. Şeyi. O yüzden biliyorum ee, yani. Bu Ecolight, Star Wars Ecolight hmm. asla izlemem. Kafamı duvara vurmak istemiyorum. Tahmin edebiliyorum ama neler yaptıklarını zaten Critical Drinker'dan takip ettim onları. Yani iyi bir durumda değiliz ama işte tam iyi durumda böyle olmayan dönemlerde yepyeni güzel bir devrimsel bir proje çıkar ya da iş çıkar. Çünkü Star Wars çıktığı dönem artık Hollywood'un televizyon tamamen kazandı. İşte sadece Star Wars değil tabi ondan önce işte şey var, Jaws falan var, Spielberg'le Lucas arkadaşlığı ve rekabeti. Ama Star Wars mesela hiç böyle gişe kazanması tahmin edilmeyen, uzayda berbat diyalogla böyle metafizik, esoterik konuları ele alan vahşi batı bilim kurgu gibi bir şey çıkıyor, yıkıyor ortalığı. Bu arada arkadaşlar o yüzden... bir sürü de B filmi var Star Wars'un benzeri gibi değil mi? Evet. Star Wars'un benzeri şey gibi oldu. Batan... Ben Star Galactica'yı yapıyorlar televizyonda şunu battı. bunu yapıyorlar. Hı -hı. İşte John Dijkstra var. Dijkstra Flex kamerasını icat ediyor George Lucas için. Dijkstra Flex kamera bu ilk Star Wars'daki minyatürlerin boşluğa doğru e, şey yapıyor. Hani uzay gelenin hareketini tasarlıyor. Sonra John Dijkstra ile George Lucas kavga ediyor. Dijkstra ayrılıyor. Dijkstra'yı Battlestar Galactica diye bir proje yapmasına motive ediyor televizyoncular. Dijkstra Flex kamerayı alıyor. Orijinal Battlestar Galactica'nın o yüzden uzay savaşı sahneleri ilk Star Wars'a çok benzer. E, 2004 Battlestar'dan bahsetmiyorum. E, 78-79 79'dakından bahsediyorum. Onu Andor çok iyi biliyorum. Disney'in son bak son Disney'in son 50 senede yaptığı en iyi iş Lion King'i de katıyorum buna. Andor'dur. O bir ya yani Disney'den tiksiniyoruz ama orada hakkını vereceğim. Andor çok iyi, Penguin çok iyi. Ee, Mandalorian'ın ilk, ilk sezon. Mandalorian'ın ilk sezon güzeldi zaten o şeyin el attığı, Favro'nun el attığı John Favre. ilk sezon. Eee onun dışında tabii arada güzel diziler oluyor ama limited şeyler oluyor. Bir tane e, şeyin The Wire yapan herifin Oscar Isaac'la yaptığı bir tane giderek kafayı sıyıran bir savcı mı? Belediye üyesi mi? Onunla ilgili güzel bir mini seri vardı. O da güzel. Succession da çok güzel. Tabii Succession çok iyi. Son bölüm hariç. Son bölümde hakikaten karakter dışı hareketlerden çok yoruldum ama o da 10 üzerinden 9'luk dizidir yani. Penguin HBO. Evet, HBO kardeşim. Öyle olma. Yani HBO şu anda en iyi işi yapan kanal hala. Yalan yok. O biraz o şey HBO biraz şey gibi değil mi? E, ne derler? Olgun baylar için. Olgun baylar. Ya için. evet, bir de bir de şey gibi böyle HBO ne bileyim e, acayip bir repertuarı var. Yani düşünsene bak, Sopranos'u yapmışsın, Boardwalk Empire yapmışsın, The Wire yapmışsın, Oz'u yapmışsın. Gelmiş geçmiş en yüksek puanlı dizilerin gelmiş geçmişlerin yarısı 100 tane varsa 50'si HBO'dan çıkma yani. Şeyler şey oldu mu? Better Call Saul'lar falan. HBO'nun mu? o AMC'nin AMC AMC HBO'nun bazı eksekutifleri AMC'ye geçiyor. Orada Mad Men ve e, Breaking Bad AMC'de. Hı. Walking Dead AMC'de. Ama Walking Dead daha popülist bir başarı hikayesi. Hı hı. Diğer ikisi Mad Men ve şey e, Breaking Bad tabii Game ki. Game of Thrones demiş. Tabii. Game of Thrones'da HBO, Band of Brothers, Pacific HBO. HBO şey yani böyle yaratıcı konuda çok ayağına bağlanmıyor. Ben burada hani öyle ya da böyle ilk Göktürk rivayete göre diyelim çok da e, bana trip atmasınlar. Rivayete göre e, Türkiye'deki bir dijital oluşumu e, tamamen max yapma olayı diye bir rivayet var duyduğuma göre. Tabii ben teyit edip e, inkar etmiyorum. Ama e, öyle bir şey olduğu zaman mesela adamlar prestijleriyle gelecekler sektöre. Ve hani o prestijde de çok güzel işler var. Mesela sevgilimle baştan sona ben belki beşinci kere o ilk kez Sopranos'u izliyoruz. Hakikaten her bölümü tuval niteliğinde kusursuz bir e, kurmaca tempo yani. Böyle bir, onun eşi benzeri çok az geldi. True Detective de işliyor tabii. Abi yeni gelmişken sorayım o zaman şimdi bu Göktürk'ü ben şeyini bilmiyorum. Şimdi bu Göktürk fantastik mi olacak? Yoksa belgesel gibi mi olmuş? Doku, doku Çok drama az. gibi mi olacak? Nasıl olacak abi? Yoksa direkt Sen direkt Game tarihi of Thrones'u izledin mi? Game İzledim. of Thrones'u izledin mi? Ama o fantastik değil mi? Low, 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 fantasy o diyelim. Ama fantazi oranına kaç verirsin? Yani Lord of the Rings %50 fantastikse. Ne bileyim abi bir noktadan sonra e, get... ejderha falan çıkıyor. <laughs> evet ama, ama ama kanırtarak çıkıyor değil mi? Hani %20 low fantasy. Hı hı. Ee, Bizimki yüzde 0.1. Hmm. Yani low da low Hani e, unreliable narrator vardır ya güvenilmez anlatıcı. Hmm. Hmm. Bizde mesela bir şeyin fantastik bir şeyden mi olduğunu, hmm. yoksa gerçekten karakterlerin motivasyonları ve tesadüfen mi olduğunu teyit etmeden anlatıyoruz. Seyirciye bırakılıyor. Ama hani şey gerçek ya da değil diye bir ben yönetmen olarak bir kanıt sunmuyorum. Abi yazar sen misin peki? Yazar. Benim ben. Tam hmm. benim. Edit sende mi? Ben de Zaten evet. hep bendedir. Mallığım da o yani. Keşke böyle zamanında e, öyle yapmasaydım. Daha huzurlu bir hayat yaşardım. Ben kavga dövüş şimdiki filmin editini de aldım abi. Çünkü edit gerçekten o e, sanatsal bir prosesin evet. bir parçası abi yani gerçekten. Yok veremiyorsun. Onu... Yok veremiyorsun abi. Olmuyor yani. Evet. Kavga dövüş aldım ben editi. valla veremiyorsun. Belli bir noktadan sonra çok böyle tutkulu olduğum projede kurguyu teslim etmek kendine ihanet gibi geliyor ama öyle olmaması lazım. Yanlış anlama. Kontrol manyaklığına kayıyoruz orada. Aslında ben güvenemiyorum Scors ya kimseye. <laughs> evet işte. Ama mesela e, Scorsese'nin kadın editor'ın adı neydi ya? Çok ünlü. 3 4 Oscar aldığı. E, kadın bir editörü var Scorsese'nin, tamam mı? O kadar iyi bir e, işbirlikçi ki projelerinde, o kadar iyi bir e, yol arkadaşı ki Scorsese'ye. Artık şu noktada Scorsese diyor ki ben bunu çektim. Onayladığım senaryo bu. Bir kere kaba kurguna bakacağım. Yorum yapacağım. Finali çıkaracaksın diyor. Evet. Schoolmaker. Evet. Schoolmaker ya da. Thelma. Ve e, kadın gerçekten kurgunun e, süpersi. Devamlılık umurunda değil. Hiçbir şey umurunda değil. Kurguladığı tek öyle duygu. Yani hani sen ve ben ya da normal böyle temiz edit yapmak isteyenler bardağı tuttuğunu tuttuğu şekli diğer açıdan da devam ettirmek istiyorsun. Değil mi? Mantıklı olan bu. Hareket devamlı Mesela e, Thelma'da, Thelma Hanım'da öyle bir şey yok. Devamlık umurunda değil. Wolf of Wall Street izleyin. Bağlanmış 10 planın 8'i devamlı şeye, Şeye etmezsin. bak o zaman. O da öyle. E, Shutter Island. O da öyle evet, bak. Tabii, aynen Çok, öyle. Ya, Çok, e, bana e, garip gelmiş. Kapıyor ilk zaten. kez tabi. Akıl hastanesine ilk kez gittiği zaman polis e, kıyafetiyle işte röportaj ya işte mülakat yapıyor. Hepsini teker teker sorguya çekerken devamlı her yerde. Ama işte Öyle gemide mevide yok. Gemide geliyorlar ya. Evet. Ya şey şimdi Aynen. bak ben e, şundan bir de güvenemiyorum. Şimdi bakıyorum abi Türk yapımlarında böyle editöre baktığınız zaman ooo e, işte bunun da editörü süpermiş. İşte, editörün ön plana çıktığı bir şey ben göremiyorum. Sonra kendi Hı. yapacağım işlere bakıyorum. Biraz sıra dışı. Normal dümdüz standart değil. Sıra dışı yani. O yüzden güvenemiyorum abi. Yani şey diyorum ben, abi adam kaba kurguyu yapacak ben de tepesine bekleyip şöyle 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 yap diyeceğim. Otururum kendim yaparım çünkü anlık anlık karar veriyorsun ya bazı şeylere. Aynen. Hani diyorsun ha şu olsun. Ee, bak konu değişiyor yani. Ciddi ciddi e, konu ben değişiyor. Ben hep öyle, ben hep öyleyim. Ben sadece şey yap, ee, yani sadece şey isterdim. Mükemmel bir şekilde take'lerin senkronize edilip menü gibi ölüme konmasını isterdim. Hani sesi de ayrıca ee, linkleyip oturmaktan gerekete evet, ya, evet. ya da neyse. Evet, evet. Onu o olsun. Onun dışında ben her teki izleyeyim yaparım. Sorun değil. Yapar. zeka yani. yapar ya ileride onu. Yapay zeka. Bu arada yapar. evet. o da her şeyi değiştirecek yani. Senin Seninle benim hayalini kurduğumuz 90'lar hırsı, projeler yapay zeka ile yapılacak. Şu anda bile YouTube'da emekleme döneminde çok komik videolar görüyorum. Çok eğlenceli yani. Evet bir tane şey var. Redneck bataklığında işte lo, e, Lord of the Rings diye herif renderlamış, narasyon koymuş falan. Hani tabii ki çok e, tek kişi yapmış, bilmem ne yapmış ama yapay zeka şu anda potansiyelinin %0.1'inde bunu yapıyorsa 5 sene sonra hayal etsene. Çıldıracağız Bu Korkut yani. şey yazmış. AI'dan bir cacık çıkmaz diye. Abi AI'ya şimdi sen e, oturup yazıtmayacaksın ki AI'ya Angarya işleri yaptıracaksın. Evet aynen aynen. AI normalde 1 milyon e, aylığına 1 milyon lira vereceğin oyuncuyu baştan tasarlatıp daha iyisini yaptıracaksın yani anladın mı? Bütçen düşecek. Evet. Ee, şey o yüzden yazarlar falan hep ağlıyor ya AI işimizi elimizden alacak diye. Abicim senin işini AI yapabiliyorsa zaten sen ağla. Ki görüyorsun abi Disney'in birçok yapımın harbiden AI yapar yani. E o kadar kalitesiz iş yapıyorlarsa o zaman AI işlerini elinden alacak diye ağlamamaları lazım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Ben ben kesinlikle katılıyorum. Çünkü mesela Se, senin, yani... yaz, senin yazdığın bir filmi AI yazabilir mi mesela abi? İşte onu onu şöyle yapamıyor. Ee, artificial general intelligence olmadığı için AGI yani şöyle yapmıyor. Öğrendiğin tecrübelere göre iç dünyanı kullanıp yeni bir tane şey harmanla yapmıyor. Şu anda yapabildiği AG'i olmadığı için şey e kendi erişebildiği bilgilerden, datalardan şuradan buradan internette olabilir. Bu kendi içinde de olabilir. E çıkarımsal bir şey yapıyor. Bir işte derivative'in karşılığı nedir bilmiyorum ama işte çalma çırpma değil. E onların öğrenlerini kul kullanma. Evet, türevlerini türetiyor. Hı -hı. Ama insan ben şu bu senaryo yazarken hani bazen derdimiz şey oluyor. Hani bu türünün tek örneği bir sahne olsun. Tek örneği evet. bir diyalog olsun. Evet. Yoluyla atladığımız için şu anda bir tık avantajımız var ama 10 sene sonra o ayrım da kalmayacak. Ama bu iyi olacak biliyor musun? Neden iyi olacak? Çünkü düşün ki Türkiye gibi bir ülkede ekonomik krizlerle bilgisayarı tahtadan yapılmış gibi oyun bile oynayamayan çok yaratıcı bir bebe var. Tamam mı? Hmm. Hiçbir şansı yok normalde. Sıfır. Hiçbir şansı yok. Normal kurgu programıymış. Casting e, direktörlerini ikna etmekmiş. Bir daha bir otist yap böyle. Neurodivergent yap. Konuşamıyor. Kimseyi ikna edemiyor. Sıfır karizma ama acayip yetenekli. Bu herif yazdığı prompt ile ya da yazdığı öyküsel prompt ile çok güzel bir animasyon, çok güzel bir kısa film yapabilecek ve kariyerini öyle başlatabilecek. Fırsat eşitliği ansteroid yazmışsın. Aynen öyle. Eee bu senin ve benim ergenliğimizde şey geldiği zaman mini dv kamera geldiği zaman oldu. Hani biz kasetleri alıyorduk hı hı. import ediyorduk ya olayımız oydu böyle. Orada ilk kez böyle 35 metre ya da 16 metreye muhtaç olmadan nispeten eli yüzü düzgün kısa filmler çekebiliyorduk bir şeyler yapabiliyorduk. O bizi şey yaptı hani o bizi diğer celluloid ile film çeken yönetmenlerin kariyerini yok etmedi o. Sadece yeni nesilin e, Erk sahibi olması ve becerikli olması açısından yeni nesile bir fırsat verdi Her gerçekten şeyden önce çünkü. sosyal medyada ya da YouTube falan olmasaydı mesela ben asla olamayacaktım benim çektiğim film de olamayacaktı Yapımlarda belgesellerde hiçbir şey olamayacaktı düşün yani Fırsat eşitliği gerçekten Daha da artacak fırsat... yani ileride evet Evet bir de bir de mesela prompt yazma çok ilginç bir şey düşünsene Hani Sinopsis nedir bir filmin en basit en Iııı e... ...yağsız halidir değil mi? Hı hı. Hani Bir paragraf ya da uzun bir cümleye filmin bütün konusunu koy. Hı hı. E, prompt da bir nevi... hani ...tabii ilk başlangıç noktası promptun... ...şöyle şöyle şöyle şey yapıyorsun, bir sinopsis yazıyorsun. Sonra detaylar istiyorsun. İşte başrol biri Efe Aydal'a benzesin, biri Alper Çağlar'a benzesin... ...bilmem ne diyorsun ama tam benzemesin diye uyarı yapıyorsun. Promptun giderek uzuyor, 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 uzuyor... Ve aslında çıktığı nokta AI'daki promptçuluğun ve kolaya kaçmanın aynı şey olacak. Çünkü o kadar detay vermek zorunda kalacaksın ki güçlenen AI'ya. Sen aslında bir roman yazmış olacaksın neredeyse. Novella yazmış olacaksın promptta. Ve o zaman yine özgün eser olacak. Yani senin hayal gücünü sen sadece e, ekrana ya, aracılardan kurtuluyorsun. Görüntü yönetmeninden kurtuluyorsun. Oyuncudan kurtuluyorsun. ışıkçıdan kurtuluyorsun. Bu kötü bir şey değil bence. Kötü bir şey değil e çünkü belki de bu şoka bu sistem şokuna ihtiyacı var sektörün her ülkede bu kadar e, sektörü domine eden e, art niyetli mesaj e, kaygılı şirketlerin belki de bu meteorla yok edilmesi lazım. Zaten e, YouTube, YouTube geldiği zaman da öyle oldu ya ünlüler çünkü şey yapıyor televizyon ünlüsü ünlü olmak istiyorsan sadece televizyona çıkabiliyordun abi televizyondaki o işte medya patronlarının hoşuna gitmezsen hiçbir şekilde ünlü olamıyordum mesela. Hani evet. senin benim gibi adamla, sen yönetmensin de benim gibi birisi mesela hiçbir şekilde ünlü olamazdı yani. YouTube falan olmasaydı. Bu da onun gibi yani. Evet YouTube'da aslında evet, YouTube ara nokta. Bak düşün. E, YouTube'un... Ara noktalardan bir tanesi yaptın. daha doğrusu. Evet. <laughs> Milestone'lardan bir tanesi. Yayınlamada YouTube neyse senin fikrini en azından... Te, eli yüzü düzgün bir animasyonmuş ya da belki e, hünerliysen sesli bir e, filmmiş neyse artık. Onu yapabilecek fotorealistik bir şeyler alabilecek kamerasız olanaksız. E, bu da başka bir Milestone. Ama ondan sonra başka şey olacak bir gün günde şey milestone'u gelecek düşünsene. Hani promptta yazdığın e, ve istediğin gibi insanlarla paylaşabildiğin, yayınladığın şeyi e, ne bileyim direkt olarak beynine işte Cyberpunk oyunundaki şey gibi hani bir beyninde yaşadığın anı gibi yaşadığın filmlere çok dönüştüreceksin. E o zaman insanlar yavaş yavaş o Odysseus'un Lotus sihirli Lotus hikayesi gibi artık odasından çıkmak istemeyecek. Hiç çıkmak istemeyecek yani. Zaten çıkmak istemiyorlar çok. Hiç çıkmak istemeyecek. Ben öykülerimi yayınlayayım. Başkalarının öykülerini izleyeyim. Başka yaşamlar yaşayayım. Getir bana yemeğimi getirsin. İnternetimi ben ödeyeyim. E, tamamen böyle küçük bir varoluşta ama aslında hayal gücü olarak geniş bir varoluşta yaşayacaklar. Benim gözümün önüne şey geliyor abi. Şimdi tabii fırsat eşitliği olacak. Çok e, yaratıcı böyle filmler hemen ortaya çıkacak. Ama e, o yaratıcı filmler ondan belki 10 on kat leş filmlerle ezilecek abi. İşte Wat e, hikayeler var ya e, şey e, hmm. amca oldum hmm. bana atladı falan gibi. <laughs> o, mesela <laughs> bir, bir, bir tane düzgün film görürsek 10 tane de onlardan göreceğiz. Böyle ana sayfa falan olacak mesela film ana sayfası bastığın zaman ana sayfa full onlarla dolu olacak falan. <gülüyor> <gülüyor> ve ve düşün böyle çakallar augmented realityci çakallar böyle işte şey yapmaya baş. A, porno sektörü değişecek. Prompttan böyle artık işte Zaten şey Zaten rule böyle, 34 e, yani. Evet zaten <laughs> haptik feedbackli aletler, hardware'lar, artı tabii. böyle şeyler. Porno sektörü tamamen değişecek. Porno yıldızı diye bir şey kalmayacak. Sıfır. 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 Düşünsene. Sıfır yani. Hı -hı. hani Bunu öngörebiliyoruz. Ve bunun oyuncuların kalmaması e, belki sürpriz belki değil. Hakikaten oyuncular kalmayacak. Evet. Şu anda bile ben Henry Cavill'ın suratını giyip track edilmiş bir şekilde evet. AI'ın AI araları tamamladığı eee Henry Cavill'ın sesini de data setine verirsem Henry ha şu anda resolution düşük. Şu anda sorunu. Ya yani şu anda böyle e, 4K verecek bir altyapı yok. Ama o da gelecektir. Düşünsene 6 ayda 640'a e, ya da işte neyse 1200 e 640 geldiyse ya da ne ne altsa işte 4K da gelecektir bir seneye. Abi şey e, ben Umuyorum yani mesela Ghostbusters'ın gerçek anlamda 2'den sonra mesela yaşanan bir tane daha filmi gibi bir Aynen işte gibi. ama orada olay o kadar karışacak ki Efe düşünsene. Hani e, copyright'lar nasıl ilerleyecek o zaman? Eee Napster'ın MP3'teki gibi artık yani şu anda bile öyle bu arada bak. Mesela nasıl kanıtlayacaksın? Ben diyeceğim ki Efe Aydal'a birazcık benzeyen, uzun saçlı bir Conan, kastı karakter yaratacağım, tamam mı? Sana benziyor ama rüyadaki Efe yani Efe Aydal at home. %90 sana benziyor. Legal olarak kanıtlayamıyorsun. Düşünsene. Mesela nasıl yapacaksın? ya yani nasıl olarak ya bu, bu bana benzemek için tasarlandı. Mesela Tom Cruise onun kavgasını nasıl verecek? Tom Cruise'a azıcık benziyor ama emin olamıyorsun. Çıldıracak dünya yani. Evet. Onu büyük ihtimalle şey yaparlar ya. Mesela yüzünü satın alırlar. Film film olarak alırlar da Tabi illegal olarak onu yapan da çok olur internet üzerinden böyle e, mesela Tom Cruise'un yüzünü indireceksin. Ondan sonra kendi oyuncuna ekleyeceksin. Biz onu göreceğiz. %90 görürüz yani. Ya, oy, oyuncu kariyerinin soyunun tükenmesi beni çok zevke getiriyor. Mutlu yani haz, mest, mest. Intellectual e, mest olma. Çünkü oyuncular hep arada bir meslekte, anladın mı? Senin senaryo yazdığın vizyon ile ekrandaki arasında bir araç gereçti oyuncular. Değil mi? Yani e, sen oyuncularla daha önce uğraştığın için biliyorsun. Asla senaryoda yazdığının birebirini yapamıyorlar. Belli bir noktada evet. %95 aldım, mutlu oldum diyorsun. Ya da ulan bu o kadar kötü ki %70 olsa yeter diyorsun. Ama asla %100'ü hayalini veremiyorlar. O benim hoşuma gidiyor o, ama. Ee e, bazen de evet mesela evet. benim daha ikideki Murat Serezli'nin karakteri ben birazcık farklı yazmıştım performansıyla Murat'ın birazcık da daha... Evet, evet. Orada da bir sihir var. Doğru diyorsun. Ama e, yönetmenin ya da senaristin ya da roman yazarının ya da çizgi romancının ya da anime neler anime çizenin adı neydi la? Ee, şey unuttum. Şey mi diyorsun? Animesi benim bir adı Spirit Away'deki adam mı? Ee, hayır hayır ya yani onu o Messi otak başka bir şey. Mangaka, Anladım. mangaka. Mangakalar böyle e, mangakalar mesela hiçbir ara sanatçı ihtiyaç olmadan Direkt çıkarabilecekler. Evet. Ha, belki de çok saçma olacak. Hani bazen çok özgürlük verince yaratıcılık saçmalar ya kötü hı hı. olur ya birazcık limit ve çaresizlik lazımdır güzel olması için bir bir damla. Belki orada bir şeyler olur ama ben, beni çok heyecanlandırıyor ve ben erkenden yatırımımı yaptım yani ilgi yatırım, ya ilgi yatırımımı AI'ya. İşte oyuncularımın seslerinin tertemiz kayıtlarını e, sigortaladım bizim API'da. Allah korusun birisine bir şey olursa sesleriyle yeni diyaloglar Türkçe yazabilirim diye. Ondan sonra bizim kendi API'miz var, drama sintetik diye. Mesela merhaba ben Alper Çağlar dediğim zaman merhaba ben Alper Çağlar ses tonunu mükemmel veriyor. Ama benim henüz şeyimi veremiyor. E, diksiyonumu tam veremiyor, vurguyu veremiyor çünkü Türkçe'yi çok iyi beceremiyor. Hı hı. Ama bu ileride zaten başladılar. James Earl Jones var ya vefat hı hı. eden Darth Vader'ın sesi. Onu Disney satın almış mesela. Bütün bundan sonraki Star Wars projelerinde Darth Vader sesi olarak kullanmak için herifin ailesine ve adama ölmeden önce anlaşma yapıp satın almışlar. böyle Zaten şey artık. yapabilirsin. Adamın taklit edecek bir tane yetenekli bir adam bulursun. Adam sesini taklit eder. Ondan sonra da onun üstüne giydirirsin. Vurguların taklit evet. eder yani. uygulan taklit eder. Ses rengini giydirirsin sonra üstüne. Çok büyükler. Evet, ne o şeyde var? Şey de var. Biz yapamıyoruz. Benim benimkiler şu anda yapamıyor. Biz daha ufak balığız ama. Eleven Labs yapabiliyor. Mesela senin data setinle sesini kaydet. Türkçeyi beceremiyor diyelim AI ben konuşayım. Merhaba arkadaşlar. Elhamdülillah dedim diyelim uyduruyorum. Senin sesini benim vurguma oturtuyor. Hı. Böyle öylece e, diksiyon hatası yapmayan yine senin gibi birebir konuşamıyor ama Hı. en azından Türkçeyi senin tonajınla çok iyi konuşan bir ses çıkıyor. Sanki sen oyunculuk yapıyormuşsun gibi. O, bu ses konusunda bence zaten zirveye çok yakın durum. Görüntü konusunda e, çok ilginç gelişmeler oluyor. Runway'de falan. E, evet. Çok çok değişecek olay ya. Mesela ben şu sıralar yatırım tavsiyesi değildir. Adobe'den hisse almayı düşünüyorum. Çünkü Premiere şeye getiriyor. E, Generative Clip Extension getiriyor. Hmm. Mesela ekranda senin ba bir bardaktan yudum alan bir karakterin var ama... E, Kayıt kopmuş tamam mı sonunda hı hı. ya da sen 2-3 saniye daha uzatmaya çalışıyorsun hı. Ee, orada mesela tutuyorsun şeyle e, tool tool'la Premiere'deki gibi çekiyorsun ve burayı generatif olarak doldur diyorsun çoğu zaman bayağı ayırt edilemez gerçekçi bir şekilde tabi uzattıkça risk artıyor ama küçük toparlamalar için şu anda çok faydalı da olacak. Vinci o de her yapar şeyi onu ya. Ben Da Vinci kullanıyorum da ona da gelir herhalde. Da, da Vinci, Vinci deyil. Hepsi Hı -hı. bir şeylere şey, yapacaklar ve bu düşün bak daha bunun ChatGPT'in Gaza basalı bir sene olmadı yani bir buçuk sene falan oldu maksimum. Nerelere geldi? ChatGPT'e şu anda ben daha 2'nin senaryosunu koyuyorum Türkçe. Çok bana zevkli bir şey ilgili, değil mi? Evet bana filmle Acayi ilgili zevkli. bir pazar senaryo oku ve bana filmle ilgili bir pazarlama e, böyle güzel bir şey yaz falan diyorum. İşte. Daha üç şey daha iki şöyle şöyledir böyle böyledir diye anlatıyor hani Amerikalı bir e, film akademisyeni incelemiş gibi falan biraz önce bir arkadaş sormuş niye o 23 e, emrimdeki ölen 23 adam aklından gitmiyor orada çok kat var diye valla hatırımda değil ama eğer bir sahnede çok kat varsa bil, bil ki mecburiyettendir yani e, birbirine oturması gereken planları daha iyi oturtmak içindir genelde şeydir. Ee, hani keyfen böyle ben bu sahnede az e, işte kat kullanacağım. Çok kat kullanacağım. Çok nadiren e, eğlencesine yapılacak ya da keyfine yapılacak bir lüks. Çoğu zaman bir mecburiyet. Kıçı kurtarmak için anlatımda. Ben... Yani ama sen senaryo yazdırmayı denedim Efe. Olmuyor. İyi olmuyor, olmuyor. yani. Yok yok olmuyor. Ee, şey oluyor. Ee, şu sebepten e, mesela ben e diyelim ki şu bakımdan çok zevkli oluyor. E diyorum ki mesela bir tane adam geliyor işte şeyden örnek alıyor, kanıt örnekleri alıyor, bunu polise götürüyor. Ondan sonra işte rapor veriyor falan. Bu adamın işte görevi nedir? Ondan sonra mesleğin adı nedir? Bir de bu adam günlük işlerde ne yapar falan diye soruyorum. Onu söylüyor. Ona böyle oradan esinlenerek bir karakter kendi kafamdan tasarlıyorum adama. Yani bu şey gibi oluyor çok aşırı zeki ama yaratıcılığı olmayan bir arkadaşınız var. Onunla evet, sürekli diyalog. Onunla sürekli diyalog içindesiniz ve bounce yapıyorsunuz. Fikir bounce'ı yapıyorsunuz. Ve o aslında sana bir fikir vermiş olmuyor ama sen onunla yaptığın diyalogdan e, diyalogtan dolayı senin aklına fikirler geliyor. O evet. gerçekten zevkli bir çok olay. Çok iyi bir yani. sekreter ya da çok iyi bir asistan gibi bazen aynen. şey yapıyor böyle. Aynen. E, aynen. E, sektirdiğin fikirlerde şey yapıyor. Ben de mesela şeyde tıkanmıştım. İşte daha 3 üç, daha 3'ün treatment'ını ben ta 2017'de yazmıştım. Ama işte hani dünyada bazı değişen gerçekler var ve da aklıma daha sansasyonel bir fikir geldi. Ondan sonra o sansasyonel fikri ama entegre etmek birazcık zor çünkü daha serisindeki anlatım tarzında bir flashback var. iki tane normal e, şimdiki zamanda geçen sahne var. Bir tane flashback var. Üç tane var. Böyle şey gibi. Belli bir rutini var yani sahne temposunun. Orada mesela şey dedi şu benim bilmediğim ya da yani çok umursamadığım bir filmi tavsiye etti. E, izle diye. E, şş, adını unuttum dur bir dakika. Nereden bulacağım bilmiyorum. İşte bir tane böyle Yahudi bir yönetmen Amerika'nın e, şey 1970'ler 1960'lardan bir tane televizyon dizisi yapmış. Band of Brothers'a ilham olmuş. Yani Band of Brothers'ın ve Saving Private Ryan'ın hatta Saving Private Ryan'ın Norman çıkartmasını Spielberg'ün hani rızasıyla bundan ilham alacağım dediği bir yönetmen. Hatta Mark Hamill oynamış. Bir bulsanız ona chat'teki Chad'ler. Mark Hamill'ın oynadığı hemen Star Wars'dan sonra 1980'de oynadığı Normandiya ile alakalı, European Theater'la alakalı bir İkinci Dünya Savaşı mini serisi, bir dizi. Hiç hiç, hiç e Chat sorayım mı? Sor Chat. sor. Şeyde Mark Hamill'ın 1980'de oynadığı 2. Dünya Savaşı dizisi. Ee, televizyon dizisi böyle. Mark Hamill 1980'de oynadı mı? 1980 tam trafik tamam. kazasından sonra oynuyor. Empire Strikes Back'ten önce ama ondan trafik kazası. The, Bi The Big Red One. Aynen öyle. The Big, Red One. The Big şey diyor. Chat GPT şey diyor. The Big Red One dizisinde bunu işte bu tarz çekimi Spielberg bile e, Saving Private Ryan'da ilham aldı belki onu izlemeyi deneyebilirsin dedi. Allah Allah dedim böyle. The Big Red One'ı izledim. Çok iyi değildi. Sonra senaryosunu buldum tamam PDF'ini. Oğlum senaryosu o kadar iyi ki. O kadar iyi ki yani şey böyle hani ne bileyim zamanının e, takdir edilmemiş gizli bir keyifli senaryosu gibi. Çünkü adam kendisi e, yaratıcısı kendisi bir işte Amerikan vatandaşı Yahudi olarak şeyiyle motive olarak e, askerliğini hani enlist ederek e, Avrupa e, şeyinde yapmış. Avrupa cephesinde yapmış 2. Dünya Savaşı'nın. Bütün diyaloglar çok samimi, çok gerçekçi. Bütün kayıplar çok böyle e, e, yani samimiyet her şeyi kazanır ya bir filmde samimiyetine inanırsa Hı -hı. seyirci. Hı -hı. Herif de bunu böyle bayağı ilham verdi bana. Çünkü şeyi hatırladım yani daha birin ya yani daha Serisi'nin çıktığı yerler iki tane askerin Çaresizce e, hayatta kalmaya çalışması PKK pusunda daha birin konusu oydu. Ya evet samimiyeti tutturmam lazım burada boş vereyim böyle epik apokaliptik sahneleri şu birkaç sahnede samimiyete odaklanayım diye Chat GPT mesela beni doğru yere çekti hı hı. bir yeri gibi. O yüzden bence benim işime çok yarıyor. Bu arada cloud daha iyi cloud e, AI'yı chat GPT'den ama onu da çok kullanmayı GPT kadar iyi çözemedim henüz. Cloud'un böyle şeyi var. Cloud diye okunuyor işte. Onun böyle bir küçük notepad gibi bir şeyi var. Onu çözüyorsun falan. Daha farklı bir arayüz. Birisi şey demiş. AI'dan Paul Walker'lı Fast and Furious'lar göreceğiz herhalde. Yüzde bin. Kesinlikle göreceksiniz. Tabii canım. Tabii, tabii. Şimdi bile görebilirsin. Fa görürsün Fast işte. and Furious 11'de falan Paul Walker geri gelebilir. Çünkü geri gelmeyen adam kalmadı. Bir Paul evet. Walker kalmıştı. O yüzde bin gelecek yani. Ben eminim. o. Yani oraya. Paul Walker gelecek. Ondan sonra birazcık böyle yasal sorunlar olacak. Mesela işte ne bileyim hani mesela şimdi Harrison Ford yeni Indiana Jones'larla sürekli sıçıp sıvadı ya. Bir de çok sevmiyor ya oynadığı filmleri. Sürekli e, seyircileri zorbalıyor. Ne, ne Han Solo'yu çok sevdi ne Indiana Jones çok sevdi falan. Mesela şey olacak. Bir gün Harrison Ford öldükten sonra çoktan Harrison Ford'un ailesi işte ondan daha genç bir karısı var şimdi adını unuttum. Oradan bir oğulları var falan. Harrison Ford Estate. Tamam. Indiana Jones filmleri, oyunları ve Han Solo işlerinde kullanabilirsiniz suratını diyecek. Hadi diyelim 2040'tayız ve AI'ın o kadar ilerlemesinden ve para üstüne hayvan gibi konmasından Ayırt edilemez yani gerçek Indiana Jones filmlerindeki surat değişiminin e, çağlar ötesinde bir e, adam göreceğiz ve bu adam rolünden nefret ediyor olmayacak. Köle gibi oynatacaksın böyle. Her 10 senede şaheser bir Indiana Jones filmi. Ondan sonra uğraşacaklar uğraşacaklar ama Indiana Jones LGBT olacak büyük ihtimalle filmde. Yapmazlar ya bence derslerini alıyorlar bence tahtirevalli iniyor Efe ama... Hani fark edemiyoruz umutsuzluktan ama e, ben görüyorum yani birçok böyle es mesela bütün kadınları başrol yapalım şunları böyle yapalım bilmem ne diye sinemada bu tarz öne ittikleri her şey başarısız oldu her şey yani televizyonda başarılı oluyor Bridgerton'da. Onun, onun sebebi ama çok kötü olması kötü iş yapıyorlar yani bok gibi iş yapıyorlar abi yani aslında kadın oynadığından dolayı değil de. Bok gibi iş yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki kadın oynadı. Yok zenci kadın oynadı. Yok LGBT iyi de bok gibi abi yani. Evet ama işte e, mesela şey iyiydi e, ama film kötüydü bu sefer de. Hani karakter dengisi iyiydi. Filmin kendisi birazcık saçmalamıştı. Öyle e, çok Terminator, oldum. Sarah Connor'la son Terminator. Dark Earth mı? Mesela Fate. orada o, Dark Fate. Dark Fate'de mesela şeyi iyi yapmışlar. Yapım tasarımı güzel, e, tonaj güzel, bilmem ne güzel ama bu sefer de öykü kendini kopyalayan saçma sapan bir işport olmuş. Ama mesela Sarah Connor'ın modu iyi, açılış fena değil. Denemişler yani. Farklı bir şey yapalım diye. Bence ba ne düşünmüşler biliyor musun? Terminator 2, 2 veya Terminator 3 gibi yapalım ama kadınlı olsun. Ba ben ben onu gördüm yani açıkçası. Ya olabilir o ya. Çünkü Terminator zaten yani James Cameron zaten çok feminist bir herif. Bütün dominant aksiyon karakterleri erkeklerden çok kadın oluyor. Yani aksiyonda feminist diyelim. Ya da aksiyonda dişil diyelim. Ama e, Terminatör'de mesela bana hep şey çok güzel gelmiştir. Kimsenin çok takdir etmediği. Christian Bale'lı olan. E, hmm, Salvation. Salvation mesela Tamamen başka bir yerde. Hani Arnold evet, 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 bir kesinlikle. cameo dışında sıfır. Çok daha böyle garip bir ortamda. Bayağı keyifliydi Salvation ve ses kurgusu, normal kurgusu, efektleri hala çok güzel gidiyor. Yönetmeni Mac G zaten. Ee, beşinci Aa, film evet. için çok ü ü ümitliydim ben biliyor musun? Beşinci film için. Abi diyordum beşinci filmde böyle bitirecekler. Böyle bir final bir film olacak. hani Final bir film olacak ve bitecek. Dark Fate mi Genesis mi? Hayır şey şimdi Salvation oldu ya Salvation'a sonra evet. gelecek film yani hangi film gelirse o zaman. evet o devam ederse anladım. Aynen. Ben çünkü şeyi bekliyorum timeline olarak devam edecek diye bekliyorum yani maalesef geri gittiler tekrardan. Ya Arnold'sız bir Terminatör ne zaman başarılı olur biliyor musun? Yani rebootlarla falan filan değil da koymayı kasmayacaksın. Tamamen alakasız bir yerde Amerika'yı da boş vereceksin Cyberdyne'ı boş vereceksin. İşte... Ee, Kaliforniya'daki mitralyöz savaşlarını boş vereceksin. Skynet dünyayı ele geçirdikten sonra tamamen alakasız bir yerde. Ben onu Predator yapacaksın. için düşünüyorum. Predator Türkiye. Predator evet, evet. filmi ama Türkiye'de. <laughs> Bak Predator'un bir tane baya pa patlamış mısırlık B filmi var. Keyifli. Adrian evet. Ya Çok iyi değil ama eğlenceliydi. Ee, böyle bir gezegene avlanma gezegenine atıyorlar. Dünyada on benzemez karakteri. The Hunters mı? Hunters mı? Unuttum ya. Predators. Şeydi, hangisi? Predators filmin adı. Ha Predators evet. Orada mesela Adrian Brody'nin işte şey... <laughs> seri katil var bir tane bir tane garip tip var böyle falan. <laughs> Bilgisayar oyunu gibi ama yani keyifliydi. Eğlenerek izlemiştim. Ondan sonraki iğrençti yani. Şey çok güzeldi ama. Dur en son. O çok iyiydi. Prey mi? Ee, i̇lkel. Prey. İlkel... Prey Prey çok iyiydi. Yani Prey... O var. ihtiyaç ihtiyaç olan a Prey izle. Prey çok daha farklı. Ama prey'deki Predator'un tasarımı farklı. Peki o esya öyle... değil mi abi? Değil. Çünkü ondan değil. ondan böyle bir cringe oldu insanlar. Ben de dedim, Hayır. Gene var yani falan. bir tane bir tane kızıl derili karakter var kız. Evet. Hı hı. Erkek de var kız da var ama şöyle bir açıklama yapabilirsin. Yani kızıl derilerin hakikaten hani çok cinsiyet ayrımına dayanmayan avcı. Işte Hunter Gatherer'lık vardı. Bir de hani film geçmişte geçiyor. Predator de antik bir Predator. Çok eğlenceli. Acayip eğlenceli. Ve hatta bence onun devamı yapılıp Prey'in daha da eskiye gitmeliler. Böyle <laughs> korsanlarmış. Ondan da eskiye böyle haçlı seferlerinde Predator uğramasıymış. Of! Of! Onlar mesela bu herif yine aynı yönetmen yapsın ama. Şey. Birisi District 9 demiş kesinlikle. Aa, şey de yapabilir Çok abi. Şey. Fede Alvarez. Ve o, o adam mesela parayı versinler sabaha kadar film çeksin o adam. Elin Robles'in evet. yönetmeni. Evet evet o da çok becerikli. O da harbi becerikli yani. Sonunda evet. yani korku filmi e, yönetmenine bu tür filmleri vermeyi akıl ettiler abi. <laughs> Ama korku film yönetmek hakikaten zordur yani. Bir de kanlı korku Çünkü, film yani. Evet evet dalga geçilesi bir şey yapma olasılığı çok riski çok yüksek olduğu için korku filmi yönetmenleri her şeyi yapabilir. Nitekim e, Del Toro şey... E, öyle işte Gerba bizim Del Toro'muz, Peter <laughs> Jackson'cuğumuz. Ondan sonra e, korkudan gelen işte Ko Conjuring'in yönetmeni kimdi ya? O da ee, bayağı genişledi. Aynen aynen. James Wan. E James Wan'mış falan. Böyle eee Testere 1'in yönetmeni zaten o James Wan. Oradan patladı. Kaliteli kaliteli e, şeyler. Mesela William Friedkin Exorcist'i yönetiyor. Hmm. Ondan sonra bambaşka jandralarda güzel şeyler yapıyor. Cloverfield serisi J.J. Abrams diye Alper Çağlar'ın baş ideolojik düşmanı J.J. Abrams var diye çöpe atıyorum. Yani o herifi Lost'la desteklediğime pişmanım. 6. sezona kadar Lost'u desteklemiştim. Yani, Cloverfield'da J.J. Abrams mı var? Cloverfield'da. Ya yapımcısı yönetmeni. Ha. Ya. Ben o filmi yapımcısı. çok sevmiştim ya. Cloverfield'da. Her şeye karışıyor. Her saçma sapan şeye karışan bir adam yani. Bak District 9 demişler gerçekten. District 9. O çok iyi. Evet. Evet. Ama işte o Gareth e, ne yok Gareth miydi o? Gareth yok. değil mi o? Aa, Neil Blomkamp. Aa, Neil Blomkamp. O o mesela Alien'ı devralacaktı. Bayağı bir konsept, monsept bir şeyler yapmış. Sonra almamış falan. O adam şey, Vancouver Film Okulu'ndan mezun. Ben gitmiştim o okulun önünde fotoğraf falan çektirdim o kadar. Vancouver'a gittiğimde. <laughs> Ama bak District 9'ı düşünürsen tertemiz iş ha. Evet, evet, kesinlikle. Yani, o adam yani çok yetenekli hafif... ya junk punk böyle ee, kısa filmi sevdim şey. sen o adamı. O kısa filmle ünlendi ve ondan sonra adama bütçe verdiler ve adam uzunluğu çekti aynısını. Şeyi de o mu yaptı? Ondan sonra bir film daha yaptı. Elysium'u o yaptı değil mi? Aynen o yaptı. Çepi yaptı. Elysium'da da, Çepi, Elysium'da Elisyum da cevher yaptı. var. Hı -hı. Keyifliydi Elysium'da. En azından hani böyle evet birazcık. Ya Matt Damon'ı hiç sevmiyorum ben de. Tahammül ettik yani orada şey mükemmeldi eee neydi adı? Hım, Charlot Charlton ha, Copley <laughs> mi öyle bir şey. O ATM'de şey de inanılmaz bir hmm. ne, niye oynamıyor bu Orif artık bilmiyorum. Güney Afrikalı El... o. Şeyin ha. hemşerisi. Neil Blomkamp de Güney Afrikalı ya. İkisi zaten ha. arkadaşmış onlar biliyor musun? Birlikte ünlü oluyorlar. Evet. O adam evet. onun şeyinde var tabii. Dizi şey kısa filmde oynuyor ilk. Bu şeyin Alive in Joburg diye bir kısa film var. District 9'un öncesinde. Ortalı gene aynı adam oynuyor. Şalto e, Kopli. Ondan sonra gene küçük küçük birçok yerde oynuyor. Yeni Monkey de oynadı mesela. Aa evet o şeyi e, Dev Patelin. Güzel Aynen. mi o? İzleyeceğim onu. Ya İndirdim abi, ama izlemedim. Abi e, fragmanı mükemmel. Ama e, kendisi evet. ortalarda falan sıkıyor. Ama sen gene de birisi. Bak sana ilginç e, bir film söyleyeyim. In a Violent Nature ettin mi? Yok. İlginç. Yani Kesin güzel demiyorum ama ilginç. Çünkü neden neden biliyor musun? Jason'ı biliyorsun 13. Cuma. Hı hı. Ona çok benzer bir katil. Hani onun parodisi gibi ama ciddi film bu arada. Komedi değil. Ama katilin gözünden gösteriyor. Full hı. katilin gözünden gösteriyor abi. O bakımdan katil işte bu şeylerin arkasına yaklaşırken falan. Adını söylesene bir daha. Falan. Hemen yazayım. Dur şuraya tekst olarak yazayım abi In a violent yes. Manner. Yani Hatta onu tavsiye edecektim. Çok az bilinen bir film ama böyle e, şeylerde falan çok oynadı. Dur tekst diye yazayım. In ne derler? Festivallerde korku filmi fest festivallerinde çok oynadı. Ha. Böyle olması In a Violent Manner. In a In a violent manner. Ha, dur bakayım. In a... Çünkü bir yerde daha bunu duydum ama bir dakika IMDb'de değil. Allah Allah. Nereden bu? Oğlum in a, in a violent manner mı? Yok hiçbir yerde bu. Ben mi salladım acaba ya? Violent nature mi? Yok. Olabilir. In a violent nature olabilir. Evet evet in a violent nature. Ben de zaten evet, isim, almış. isim biraz garip geldi bana. In a violent Nature mıymış? E, bence de işte bak işte bak böyle filmler lazım anladın mı? Perspektifi tamamen değiştirecek. Mesela yani benim de aklıma bir aralar yani çok benim janrım değil çok benim umursadığım bir şey değil ama e, bu hani şey var ya hani e, genelde hep dünya perspektifinden uzaylıları görüyoruz. Evet. E, i̇ster agresif olsun ister komedi olsun uzaylı perspektifinden dünyayı gördüğümüz yanına giden bir tek böyle ana akım ET var. Orada da hani çok kısıtlı bazı sahneler. Hı hı. Böyle e, insanların maymun gibi barbar mesela o perspektif değişimi beni çok cezbediyor. Şeyde de var o. Ee, çok eskiden Boomtown diye bir dizi vardı. Hı hı. Ee, i̇şte Boomtown şey demek böyle aniden bir yatırım olup da çok böyle büyüyen betonlaşan sonra işte insanların terk etmeye başladığı zavallılaşan şehir demek. Tamam mı? Detroit gibi işte Los Angeles gibi. Bu Boomtown denilen dizide dizideki ana karakterlerin her birinin gözünden aynı şeyi görüyorsun. Aynı bölümdeki arkı görüyorsun. Bölümdeki ma macerayı görüyorsun. Polisler böyle. E, o bana ilk kez şey e, böyle işte Dogme 95 filmlerindeki gibi ulan bunu nasıl Amerika'da dizi yapmışlar kimse izlemez. Gerçi izlemedi. İptal oldu bir birinci sezon 9 bölümden sonra ama hani çok bana şey yapmıştı. Heves vermişti yani. Ulan Amerikalılar bile böyle şeyleri umursuyorlar falan filan diye. E, o güzel. Şey güzel. Abi neydi o filmin adı bu seneki ya? Dur söyleyeceğim sana bir saniye. Bak sen de onu izle izlemediysen. Geçen sene miydi o? Belki de geçen seneydi. Dur. Adını şey yapmaya çalışıyorum. Birisi şey demiş. Maniac demiş gene katilin gözüne gösterdi. The Creator ama izlemişsindir sen The Creator'ı. Creator o şeyin işte Gareth Edwards'ın. Evet işte şeyin Godzilla'cının. Efeksiye The Creator. Evet. The Creator yapılmış. En temiz şu ana kadar. En temiz hard science fiction e, görünmez yönetmen e, efekt ağırlıklı güzel bilim kurgu filmi. Asimov romanı gibi yani. Çok beğendim. Ee, bayıldım o, hatta. O adam bizim, benim gibi böyle indicilerin zaten idoli gibi bir şey yani. Çünkü yine böyle evet, e, düş sen Monsters'ı biliyorsun değil mi? O çekti. Evet evet, evet. ilk filmi. Abi Those o çok early. iyi ya. Tabii. O çok iyi ya. Sıfır bütçeyle çekiyor. Ama adamın, adamın adamın görsel efekt backgroundda olması da çok tabii. yükseltmiş. Herifi, Oturmuş yükseltmiş kendi şey yapmış yani. zaten bütün efektleri şeydeyken. Monsters'da tabii, mesela. Tabi tabi. Yani ben nasıl kurgu bazlıysam ya da işte uyduruyorum başka bir yönetmen yaz, yazım bazlıysa Ben yazım bazlıyım mesela. <laughs> gör, evet işte, gör, bu herif görsel efekt bazlı diye mesela bizim hani kurguyu biz yapalım senaryoyu biz yapalım takıntımızda bu herif şey diyor görsel efekti de ben yapayım kardeşim diyor anladın mı? Başka türlü o, o bütçeyle çıkmaz zaten. Adam oturmuş çıkmaz. aylarca yapmış yani. Çıkmaz. Öyle işte ya. Güzel muhabbet ettik. Ben yavaş yavaş kaçayım ama. Eyvallah abi. Hafif 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 ee, vetolar yiyeceğim. Sopranos maratonumuzu bugün sattım diyor ama daha sık yapalım. E, daha sen sen böyle rahat yayın yaptığınız zaman çağır beni WhatsApp'tan gördüğün zaman uğrarım eğer ki evdeysem falan. Hatta ve hatta sen şey yapıyor musun izleme yapıyor musun film izleme? Yok yapamıyorum bir benim yap çok seyirci mi yok çünkü bana bir karlı olmuyor vakit kaybı oluyor yani. Ben kendim şey zaman kendim seyrediyorum. <laughs> şey yapalım. Aynen aynen şey yapalım böyle. Normal e, uzun metraj film değil de bana bazen şey geliyor. Benim e, eskiden böyle yorum yaptığım ya da e, jüri demeyeyim de e, elemelerinde e, destek verdiğim işte e, bazı festivaller var e, Avrupa'da ve şeyde. O Onlardan geçmiş senelerin festivale aday olan ama dereceye giremeyen filmlerinin şeyleri geliyor tamam mı kısa filmlerin ya da orta metrajlı filmlerin onları şey olmadan herhangi bir copyright olmadan bilmem ne olmadan senin kanalda izleriz. Hı, ee, şey yapar bir 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 sorayım böyle bayağı böyle experimental şeyler var. işte ne bileyim neydi o herifin adı? Existenzin yönetmenin adı neydi ya? Hı. Cronenberg. Ee, Kronenberg tarzı böyle manyaklar var böyle aşırıya kaçan ve hiç ödül alamayan anlaşılmaz şeyler ama çok yaratıcı insanlar var bana böyle şey yapıyor umut veriyor çünkü e, bir, bir tane film vardı böyle şey e, bir odada geçiyor bir zindan gibi bir yerde geçiyor e, yaklaşık 6 dakika böyle Experimental bir film tamamen POV'den zindan gibi bir yerde geçiyor ama şey var böyle çok güzel çok Eksiz güzel çekmişler ya, gerçekten oraya. VR seti takılıp izlenecek gibi bir şey onun gibi şeyleri beraber izleriz. Ee, niş şeyleri keşfederiz. Distance. Öyle işte. <laughs> Var mı başka bir sualim? Başka bir sualim illaki vardır da şimdi aklıma gelmiyor. Bol bol bunu, bunu haftalık <laughs> bunu haftalık bir muhabbet haline getirelim dostum. Ne güzel olur. Ee, şey yapalım. Ama senin Hı. birazcık strateji ve RPG oyunlarına el atman lazım artık. Eee bilgisayardan yani... mı yoksa board game gibi mi? Yok canım bilgisayardan. Ha birlikte online yani. online birlikte oynayabiliyoruz. Ben, ben çok yalnız kalıyorum. Birazcık erlik dışında bunların hiçbiri text based ya da böyle e, 90'lar 2000'ler RPG oyunlarını oynamıyor böyle retro oyunları. İşte Fallout 2'ymiş, ne bileyim. Onun benzeriymiş falan. Senden de birazcık sen oyna ben izleyeyim görmek istiyorum yani. Eyvallah Ben çok istiyorum ya retro oyun e, videoları çekmek. Vakit olursa inşallah. Sen ne yazar... oynuyordun? Ne neler oynadın küçükken? Küçükken mi? Amiga vardı, Amiga 500. Amiga 500'de ben çok... Populus oynadın, Populus oynadın. Populus vardı, çok az oynadım ama. Civilization 1'ciyim ben ya. Tamam, şey... Eye of the Beholder 2. Alone in the Dark biliyorsun, Another World biliyorsun. Another World oynadım çok. Another World zaten klasikti bizim zamanımızda. Amiga'da ne var ya? Amiga'da ne var? Dur düşünüyorum, Amiga'da benim hasta olduğum Deluxe Paint vardı. Aynen onu kullandım. Ama oyun ne vardı? Sensible Sucker abi herkes bilir. Ha tabii Sensible Cannon Fodder, Cannon Fodder, Chaos Engine. Cannon Fodder bak evet. çok ünlü ve onu ilk defa oynayacağım. Hatta böyle canlı yayında defa oynamak istiyorum. Cannon Fodder çok ünlü oyun. Ama be Oğlum, benim bunlar... oynadığım çok ünlü bir oyun yani düşün. Bunlar şeyi retro zannediyor ya. kahrolacağım. Tabi Tabii tabii PlayStation Warcraft, 2. Warcraft Warcraft 2 retro zannediyor. arkadaşlar Cannon Fodder ne biliyor musunuz? Daha A, A sınıfı disket çok yok Türkiye'de yani. Cannon Fodder o o çağın oyunu. 1994. 94. E, tabii ya. 93 yani. 94. Civilization 1'i tek diskette alırdık. Ee, onlar tabii ki fix. Ama dur ya ne vardı 90'larda benim hastası olduğum? Hemen söyleyeyim. Prince of Persia. Evet evet onlar PC'de Zaten şey de öyle rotolu, rotoskoplu e, mo, yani insan hareketinden e, Another World evet. öyle. E, flashback. Şey, flashback Another World'un ruhani ki. devamı. Flashback'i biliyorsun. Tabii tabii. Onu baştan Ondan... oynadım. Vay be. Atari ee atari salonlarında arkadaşlar biz Caddle Dinosaurs oynardık. En önemlisini söylemedik. Silkworm. Amiga Silk Worm. Abiga dediğimiz Silk Worm'dur. Of Silk Worm. Ondan sonra şey var. Ee şey, Chaos Engine de öyle. Evet Chaos Engine. Ama ben, artık bunlar çok çok eskiydi. Ben Tüm de bak yani. bir bir şey göstereceğim sana şuradan. Şu o aleti gördün mü? Hangisi? Şunu gösteriyorum. A500 mini o Game Boy'u da gördüm. Ha, Game Boy Bunlar bilmez. Bu Oooh, bak evet, arkadaşlar işte bu. Oğlum bu bana ne kadar büyük hatırlıyormuşum ben bunu ya. Yok bu mini'si. Ha mini <laughs> mi? Ben de, ben de diyorum Yok, çocukken yeni... acaba Yok. oranlar mı değişti? Gerçeği de var. Bu A500 mini çok süper bir şey şeydi ama bunun review'unu yapacağım. Bak gördüğün gibi HDMI falan var. İçinde hazır oyunları falan filan var. Öyle Var Varmış eskiler. Vay be. Ya yani şöyle bunun kendi içinde buna uyarlanmış e, versiyonları var. Onun haricinde e, USB takıp oynayabiliyorsun ama e, bazı sıkıntıları var. Mesela e, işte hem mouse hem birkaç joystick falan takamıyorsun. Yetmiyor abi. O yüzden ben gene e, bunu çok fazla oynamıyorum. Öyle işte bu eğlencelik. Çocuk falan geldi mi veriyoruz. Normalde ben gene Retro Arc, onlar sonra Amiga Game Selector falan ee, öyle şeyler var. Ee, mesela bir şeye bağlıyorum ben abi. Laptopa bağlıyorum. Üstüne de benim gerçek Amiga klavyem var. Onu USB klavye yaptık. O şekilde daha gerçekçi bir Amiga şeyi oluyor. eğlencesi oluyor. Amiga'da şey Amiga da çıkmadı mı ya? Hı? Dune, ilk Dune Adventure gibi olan Dune oyunu Amiga'da çıkmadı mı? Ilk? Evet. Ve ben Dune'u Amiga e, oyunu sanıyordum biliyor musun? Dune'un ben kitap olduğunu bilmiyordum. Çok uzun süre ben Dune'u e, ben de, oyun sandım. Ben de. Ben de oyun sandım. Valla. Biliyordum yani Dune ismini biliyordum ama oyundan çıkan kitaplar falan sandım. Çünkü hiç çözemiyordum o adventure. Sonra Dune 2 zaten West şeyin Westwood'un yaptığı Dune 2 zaten RTS oluyor. İlki gibi değil. İlki daha çok böyle daha farklı böyle bir türsüz bir oyun Dune 1. İşte ornitoptera biniyorsun bir şeyler yapıyorsun öyküyü takip ediyor falan. Bir de estetik anlayışı David Lynch estetik anlayışı olduğu için oradan lisanslı bir oyun gibi. RTS dediği real time strateji bu arada arkadaşlar. İşte yalnız değilim arkadaşlar. Bundan sonra Fallout 1'i gördüğünüz zaman, Wasteland'i gördüğünüz zaman ne bu antik oyun demeyeceksiniz. Şu abi. <gülüyor> <gülüyor> CD. Of. Bakayım. Hemen. İşte bu. İşte bir dakika bu korsan mı orijinal mi bu? Orijinal. Arkadaş hediye etti Vay be. Ben hayatımda ben hayatımda orijinal Polat Biski <laughs> Türkiye'deki CD şey kopyalatma korsan dükkanlarında özgürce Aa, Aral Aral'ın bu. Aral ilk getiren Frozen Tron'da da Aral getirdi doğru. Bu da abi süper Game Boy. Çok bu iyi. modifiyeli. Gördüğün gibi burası şarjı falan bataryası ve daha da önemlisi şu. Gördüğün gibi ışıklı ekranı var. Çünkü e, orijinal Game Boy'da evet, göremiyorsun. Evet. Abi yoktu. kör oluyorsun yani. Çok kötüydü. tabii. Hatta ışık eklentisi vardı. Önüne takıyordu. Evet, evet, evet. Ve hatırlıyorum şu onu. Şu da Çin'den gelen bir kartuş. İçinde SD kart var. Bunun içinde bütün Game Boy oyunları var abi. Seçiyorsun. Bak Game Boy'da Terminator, Terminator 2 Judgment Day'i oyna, tamam mı? Ve var. orada Terminator 2 Judgment Day oyundunda bir e, Terminator brain'ini John Connor hack etmek zorunda. Çocukken oraya asla geçememiştim. ilerleyememiştim yani. Terminator 2 Arcade var. Onu onu mu diyorsun acaba? Yok değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Platform olarak takılıyorsun. Gelecekte başlıyorsun John Connor olarak. İçeri sızıyorsun. T2 bir tane bir bir T-800'ün beynini hack etmen gerekiyor. Ondan sonra da şey yapıyorsun işte. Ee, geçmişe gönderiyorsun Arnold olarak oynuyorsun. Ama ben o ilk intro kısmını bile geçememiştim. O kadar yeteneksizdim yani. Ben Wario oynadım. Mario'yu oynadım tabii. Mario gelen Game Boy ile beraber geliyordu. Hı hı. Super Mario ha. 3 diye geçiyor hatta. Yani. Ha. Futbol oyunları falan oynardık. Arkadaşlar Game Boy büyük olaydı biz çocukken. Tabii tabii. tabi. Yani şunun, şu şu kadarıc şeyin yani. içinde bildiğin oyun. Baksana şuna. Tabi. Steam'de Steam'de mesela size bunu hatırlatıyor gibi gelebilir ama ha işte bu oyun bu. Tamam tamam yok Arcade değil yok bu değil. Değil bu değil, değil mi? Arcade demiyor. Başka bir tane. Hı hı. Neyse Bunların hepsini bol bol ildiririz dostum. Tamam abi. Tamam mı? Kendinize Hı. çok iyi bakın arkadaşlar. Efe'ye de mi? teşekkür ediyorum. Şeyli, hedefli. Hangisi? Hedef alıyorsun. Bu arcade'de de böyleydi ya. Atari ha, evet, Atari hedefliydi. Evet, tabanca tabancalı. Yani. Aynen. Bir dakika bu olabilir ya. Ha yok yok bu değil bu değil. Tabanca hedefi. Yok, yok. Ben senin söylediğin söylediğini de hatırladım. Ocean yapmıştı onu. Amiga'da ben oynadım ha. onu. Amiga'da ha, evet oynadım. çok zordu işte. Motosikletle başlıyorsun etmiş. değil mi? Aynen aynen, aynen, Evet evet. Aynen. İyi dostlar ben kaçayım yavaş yavaş. Çok teşekkür ederim efecim. Eyvallah abi. Ben de sana böyle haber veririm. Geyik yapmamız gereken bir gün böyle rahatım istiyorsan yapalım falan filan diye sen. Cumartesi mi en çok açıyorsun? Çarşamba mı? Ne zaman? Ben açıyorsun? çarşamba ve cumartesi açıyorum. Cumartesi kesin açıyorum. Çarşamba vakit oldukça açıyorum. Tamam dostum. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Eyvallah Tüm çetede de selamlar. Hadi herkese saygılar, sevgiler.